Tamam abla. Ablam çok gerildim. Geldi yayın, F5 at. F5. Geldi mi? Heh, geldi. Bu sefer oldu. Tam chat gözüküyor işte. Tamam. Chat de gözüküyor ama kendini göremiyorsun. Chat'i kapatabilir misin? İstersen buradan chat'e bakarız. Ses iyi mi? Her şey iyi mi? Aa, Ali Çan! Çabuk yukarı çık gel. Alt katta oturuyor. Benim kuzenim Dimi olan var ya chat'te adı. Benim kuzenim bir üst katta oturuyor. Pardon, alt ne? Ali Çan, çabuk koş gel bize. Ben sabah sınavını kaçırdım da akşam sınavı kaçta. Ya Berk. Şu an iyi değil mi? Görüntü de iyi. İyi, çok Bir çirkin ya. şöyle kendine bakabilirsin istersen. Burnum çirkin çıkıyor. Çete buradan bakarız. Selam Beyza Nur, hoş geldin. Berin'den açıklama bekliyoruz. Şu an evin mutfağındayız arkadaşlar. Normalde balkona çekecektik. Arka plan çok daha güzel diye ama o kadar sıcak ki hava Ben de Antalya'da. bakayım. Mecbur böyle çekiyoruz. Siz nasılsınız? Kimler girdi sınava? Mobil yayın açacağım. Böyle Yağmur'la Mert'le aynı anda denk geldik. Farkındayım ama Discord everyone atmıştım zaten. Bir de akşam işlerimiz var. Babalar günü hediyesi olarak leğen almaya falan gideceğiz. Bir de duşmuş, kuaföre gideceğim ben. O yüzden bir an önce açmam lazım da hava kararmadan öyle. Berat girmiş. Çete bakmak istiyorsan şuradan da açabiliriz. Yok istemiyorum, böyle bakacağım. Ha tamam. Leğen. Ya o leğen şakası işin de bilmiyorum artık. Oha. Nesin ne leğeni? Hepiniz de yeksanak arkadaşlar. O ne demek lan? İşte değil mi? Sınavın ilk sorusu buydu. Öyle bir soru mu vardı? Ne Evet. demek? Ama yani paragrafın bir kısmında biraz ipucu veriyordu. Öyle yapmaya çalıştım. Bilmiyorum ne demek Soruda neyi olduğunu. soruyordu? İşte şey diyordu. Bu kelimenin hani cümle içinde kullanmışlar. İşte ona örnek cümle içinde. Ya ona Ha, örnek değil kelimenin de. anlamını bilmen lazım Evet. yani. Yeksanak ne demek? Ne demek? Tek düze demekmiş Behrin. Doğru yaptın mı? Yaptım sanırım. Ben, ya paragrafın devamında biraz açıklıyordu. Allah. Bu çocuk sabah neler Oradan oldu? Aa, size çözeceksin. kameramı göstereyim. Benim kamera gelmiş, tamam mı? Şöyle buraya selam ver bak. Hep kafası bu tarafa bakıyor. Tamam, kameram geldi. Burası da şey kısmı, telefonu sokmalı kısmı ama yayını bilerek bundan açmadım. Evin içine daha farklı çekiyordu. Bu daha iyiydi. Bildiğim yerden açayım dedim işte ya. Ya Ali Çağ, niye gelemem diyorsun? Gel. Video izleme sorusunu hatırlayan varsa özelden yazabilir mi? Ne soru Berna? Video izleme sorusunu Bilmiyorum. Biri yazmış chat'e. Kim hatırlamıyorum. yazmış? The Bulder yazmış. Ali Çağ'ın hastaymış. Mustafa girdim artık yayına. Niye? Alo. Tam girdim yayına ben. Normal Twitch stüdyodan girdim. Streamlabs şey TikTok yayını ya da short gibi şey çekiyor. Düz ekran çekiyor. Yan yapıyorsun olmuyor. Niye anlamadım. Bastım. Hepsine bastım. Yapıyor gösteriyor. Yayında olmuyor ama. Neyse yapacak bir şey yok. Twitch'ten girdim artık. Tamam, hadi bay bay. 3 kez yayın kapağı aç yaptım ya. Neyse hadi bay bay. Heh, tamam. Berin. Ay ben okuyorum ama benim gözüm astigmat. Ne yazmışlar? Şey Kız falan. saat 12'de 135 dakikalık filmi. Ablam yatay olması lazım biraz bana. Heh. Kız saat 12'de 135 dakikalık filmi başlıyor. Ben okumadım bu soruyu. 1,5 x'te film mi izlenir ak? Bunlar soru mu? Ali Çağan geçmiş olsun sana. Abla nasıl dişçi oldu? Gözlük takıyorum normalde. Ne yapayım? Size kamera kutu açılımını videosunu çekemedim ama ondan sonra kamera aldım. Onu söyleyeyim son gelişmeler. Eve zaten sipariş vermiştim. O geldi. Böyle çekiyorum. Aa, hatta kanal girişi de yapacaktım. Bak kendi kendine oynuyor. Dur çekeyim. Şu an canlı yayındayız. Bunu vlog'a eklerim. Selam. Şu an Bero ile canlı yayındayız. Bero'ya selam ver. Selam. Sınav çıkışı yayın açtık. Ondan sonracığıma öyle. O zaman kapatıyorum. Bakayım chat de selam versin. YouTube'a selam verin chat.
Hadi arkadaşlar sizi mi bekleyeceğiz? Hani daha? Şunu içecektim. Pipet yokmuş. Ya beni su şişesi yüzünden çekim yapamıyorum. Heh. Tamam. Videoyu kapatıyorum. Tamam, kapattım. Böyle çekiyor işte. Şimdi kapatınca da bir anda kafasını yana çeviriyor. Bugün neler oldu? Şimdi onları anlatacağım size. Bir de yarın ne yapacağım, ne zaman döneceğim, her şeyi anlatacağım, tamam mı? O videoda çıkmazsam dislike'a boğarım. Ya Mozart niye öyle diyorsun ya? Nasıl geçmiş sınav? Beri mutlu gibi. Beri de sınav hakkında bana soru soracaklar diye gergindi. Ben ki aslında evet. Bu videonun amacı o ablam dedim. Ya. Aa, hype train geliyormuş. Teşekkür ederim. Studio'da ikinci ayını yenilemiş. Beri'nin geçmiş olsun demiş. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ya ablam her şeye gülüyor ya. Ablam niye gülüyorsun? Sınavım var diye mi gülüyorsun? Ne demişti babam? Salak, sen o YouTube'dan at dedim. Attım. Videoyu atmadın. Twitch'te sen oraya chat'e yazıyordun. Chat'e attım videoyu. Chat'e attım chat'e. Tamam neyse boşver, kavga etmeyeyim. Hoş geldin yıptı ve. Bugün neler oldu biliyor musun? Sabah alarm kurdum 100 tane. Benim var ya senin için ben neler yaptım. 50 bin tane alarm kurdum. Annem ama alarm şey kurmayı unutacaktı. Bir dakika. Annem alarm kurmayı unutacaktı. Ben anneme zorla kurdurttum. Peki evden çıkmamıza 20 dakika kala uyanan kişi kimdi? Ben. Allah. Aa, Lara da sınava girmişti. Ben 7.30'da sınav nasıldı kal. Diye sorulmaz sorulmamalı demiş. Bugün neler oldu? Dur anlatacağım. Bilmiyorum kaçta kalktığını. Şimdi ben yatıyorum, tamam mı? Bunlar kahvaltı yapmışlar. Ben hafta vloga başlayacaktım. Çekecektim işte Beğer'in sınavına götürüyoruz falan filan diye. Ben başladım da yani geç başladım. Ben uyuyakalmışım. Bunlar kahvaltı etmişler. Sınav sabah kahvaltısı. En zevklisidir. Kaçırdım ya. Beğer'in bir de ben sana ne diyormuşum anlatsana. Benim de alarmım 5 dakikaya bir çalıyor. Tamam. Kahvaltı yapacağız. Ablam da salonda yatıyorum. Ben bunları ne diyeyim. Neyse. Ondan sonra... Ay. Mesajı görünce aklımı dağıldı. Neyse. Ondan sonra ablam uyanmıyor. Abla hadi uyan artık dedim. Beğenim başımdan bir git artık dedin. Sonra ben her şeyi biliyorum. Benim kafam gitmiş. Beğenim diyormuş ki ben her şeyi biliyorum. Benim başımdan git falan demişim uyandırmaya çalışırken. Niye çekmedin oraları? Komik olurdu. Niye çekeyim? Abi vlog başladık ya. Komik olurdu. Neyse. Sonra ben bir uyandım. Saat geç olmuş zaten. Bunlar çıkacak. Apar topar bir hazırlanışım var. Hemen böyle hızlı hızlı hazırlandım falan. Sonra videoya başladım. Video birazcık garip oldu. Bazılarını telefonumla çektim. Bazılarını şu aldığım kamerayla çektim. Ve ikisinin ışığı birazcık farklı ama bilmiyorum artık. Bunun ekranı çok küçük ya, anlayamıyorum ne çektiğimi diye. Bazen telefondan çekiveriyorum. Ondan sonra... Ama herkes bugün bir keyifsizdi ya. Hiç kimse sohbet etmiyor. Normalde babam çok komiktir. Ya bir şey söyleyeceğim. Neden keyifli olalım? Sınava giriyorum ya. Doğru. Herkes çok eğlencesizdi. Ondan sonra ne oldu? Bak olaya gel. Neyse biz benimle sınava gönderdik. Sonra oturduk işte. Babamları zorla Starbucks'a falan götürttüm. Bir şeyler içiyoruz. Babam konuşmuyor. Babama bir şeyler anlatıyorum. Babam konuşmuyor. Annem konuşmuyor. Niye konuşmuyorsunuz diyorum. Ya çok sıcak. Bu sıcakta konuşulur mu dedi babam bana. Sonra biz eve geldik sen sınavdayken. Eve geldik. Babam uyuyakaldı. Ben yattım falan filan. Sonra benimle sınavdan almaya gittik. Şimdi sınavı da benim Akdeniz Üniversitesi'nde, tamam mı? Hangi Edebiyat Fakültesi Akdeniz Üniversitesi'nin. Ben şimdi geçtim oraya. Beğen'in çıkacak ya. İnsanlar çıkmaya başladı. Beğen'in video çekeyim diye video çekiyordu. Herkes de videoyu çekiyor. Herkes kaldırmış telefonları video çekiyor. Ben de ben vlog için çekiyordum. Bunlar ne yapıyor ya? Aptallar mı diye düşünüyorum. Dur. Ben video çekerken kimi gördüm? Tahmin edin. Hadi tahmin edin. Sizce kimi görmüş olabilirim? Ünlü biri. Beni tanıyan yok. Biri beni görmüş, yanıma gelmemiş. Yazdılar ama biliyorlar zaten. Şahreyn'i gördüm. Şahreyn sınava girmiş. İlk çıkanlardan biriydi Şahreyn. Ya ben ikinci... Bir de Şahreyn'i alkışladılar. Senin haberin var mı? Şahreyn çıktı, millet alkışlamaya başladı. Hayır. Arkadan Şahreyn diye bağıranlar vardı. Ben ikinci katta olduğum için geç çıktım. Yani. Bir de en arkada oturuyordum ben. Yanına gitmedim. Hatta ben böyle çekiyordum. Sonra dedim ki şimdi hani kızar mızar niye çekiyorsun falan diye. Böyle kameranın ucuyla çektim falan. Ondan sonra vlog kısmı koyayım da 3 saniyemle çektim. Yani çok çekmedim. Sonra hala şey diyorum. Hadi Beğen nerede kaldın? Abi bak şununla çekiyordum. Telefona bağladım buradan öyle çekiyorum. Bu sıpsıcak yanıyor. Telefon yanıyor. Beğen'i bekliyorum. Kafam tasım yanmış.
kafatasım gitmiş sıcaktan güneşin altına, Berin gelmiyor. Allah'ım diyorum, anne bu çocuk nerede kaldı? Biz bir gerildik orada Berin'i kaybettik diye. Annem diyor ki çocuk bizi bulamıyor tabii, çok kalabalık diyor. Anne diyorum Berin çıksa diyorum birinin telefonundan ister bizi arar diyorum. Aradı mı zaten? İşte annem sen de o işi görmemiş, ben söyledim. Berin öyle şeyler yapar annedim ya, onu düşünür dedim. Berin çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Ben hala en önde videoyla Berin'i bekliyorum. Sonra arkamı bir döndüm. Arkada annem, babam, Berin sohbet ediyorlar. Ya geldi. Bana niye haber vermiyorsun? Ben hala video çekiyorum. Berin gelecek diye bekliyorum. Allah Allah diyorum, bu çocuk nerede kaldı? Ben geldikten 5 saniye sonra geldin sen. Ben baktım baktım bulamadım bunları. Ben ilk o hani merdiven iniyorsun ya, merdivenden inmeden önce baktım ama bir dünya insan vardı, göremedim. Sonra dedim ki hani ayrıldığımız yere gideyim dedim. Oraya gittim, yoktunuz. Sonra ne yapsam, ben önündeydim. Ben nasıl görmedim? Sen nasıl beni görmedin o zaman? Oğlum ben kameradan izliyorum etrafı. Açım dar. Ben realde izlemiyorum. Kamera videosuna bakıyorum çektiğim için. İşte sonra ne yapsam dedim. Arayayım birini, telefonu aldım. Gözüme bir kadın kestirdim. Sonra babamı aradım. İyi yapmışsın. Sonra bir döndüm arkamı. Ben orada sıcakta beyin tasım pişerken bunlar sohbet ediyorlar. İlk izlenimini, ilk nasıl geldiğini göremedim seni. Normal geldim abi, merak etme. Ya olsun. Neyse işte sana nasıl geçti anlatacak. Bir de ben ne söyleyecektim? Gelecek planlarından bahsedeceğim size. Abi inşallah vlog bu sefer güzel çekmişim. Sen var ya, baya bikini falan almışsın. Denize mi gireceksin? Evet getirdim. Belki gireriz diye. Bilmiyorum ki. Yarın dönüyoruz bu arada. Annemle beraber dönüyoruz biz. Uçak bileti de almadık. Yarın akşam annemle beraber döneceğiz. Annem dişlerini bana yaptıracakmış. Ben onunla vlog çekeyim dedim. Hem kliniği görmüş olurlar. Beni önlüklü falan. Hem de hasta yabancı değil annem ya. Paylaşılmasına da izin verir. Süper olur. Benim nasıl geçti abicim sınavın demiş Yuvarez. Arkadaşlar chat şu an ekranda var ama o kadar küçük ki benim de gözüm kör biliyorsunuz. Biraz zor görüyorum. Babam burada kalacak, Berin de burada kalacakmış. Berin arkadaşlarıyla takılmak istiyor. Sonra babam da gidiyor. Berin sabahlar olmasın. Şaka şaka. Berin nasıl geçti diye sorulmasından çok hoşlanmıyormuş. Ama benim anladığım coğrafyada din sorusu mu vardı? Dinde coğrafya sorusu. Neyi sordu dindeki coğrafya sorusu? Ya of, 3-4 tane haritada yer söylemiş. Bunlardan hangisi aşağıda yerler söylemiş, hangisi yoktur diye. He, bildiğin coğrafya yani. Yani evet. Map bilgisi. Benim peki mesela şöyle bir şey oluyor. Sende var mı? Bizde de TYT, AYT değil, YGS, LYS'ydi, tamam mı? Onun cevabı nasıl o sorunun? Bir hatırlamıyordur ki çocuk şimdi. Şimdi söyleyeyim. Yanlış. Bizde mesela ben normalde YGS'me LYS'den daha çok güveniyordum. Ben ama YGS'de benim hiç sosyal çözmedim ben. Hiç sosyale vaktim kalmayınca dedim ki ben sosyal çözmediğim halde sayısallarla kapışırken bu sıradayım. Demek ki LYS'den ikinci sınavda onlardan daha yapacağım demiştim. İkinci sınavıma daha çok güvenmiştim. Sen hangisine daha çok güveniyordun? İlkine mi? İlkine. Ben ikinciye hiç güvenmiyorum. Ortalama kaç boşun vardır? 95 falan işaretledim. 120 soru var. 95 işaretledin. Peki işaretlediklerini bilerek mi işaretledin, sallayarak mı işaretledin? Yani bilerek işaretledim. İnşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada olabiliyor. Ben mesela matematikte her zaman ne işaretlediysem hep doğru çıktı. Yani boşum ve doğrum var. Hiç yanlışlamıyordu. Belki senin de öyle olur. Ben genelde çünkü biz matematikte sallayasımız gelmiyor bizim. Boş bırakıyoruz. Biz sallamıyoruz evet. Çünkü hiç. Ben hele matematikte hayatta sallamam. Kesin salladı yazmış Ali Can. Abi 50 boşum var, sallayayım bari demiş olabilir misin? Hasan, bizim Hasan girdi sınava, onu da anlatacağım size. Hasan Paşa 40 soru işaretlemiş ya, beni gıcık etti ya. Diyor ki Hasan nasıl 40 soru işaretlersin, okusana oğlum. Sosyal falan paragraf anlama değil miydi sosyal? Evet, yani. Ne diyor biliyor musun? Matematikte diyor 35 soru işaretledim diyor. 30 sorumu işaretledim nasıl diyor. Gerçi ondan sonra ha 30 işaretledim. Ondan sonra şeker çiğnedim yazmış, tamam mı gruba? Ay çok rahatsız edici, ben de sınavda sürekli biri açıyor. 3 tane şeker koymuşlardı. 5 dakikada bir açıp duruyor. Bir de sınıf kalabalık değil mi sizin? Çük çük ses geliyor. Ay İlayda sınavın nasıl geçti kız? Oğlum bak Hasan'a diyorum ki nasıl şeker çiğnedin yani diyorum.
Ondan sonra şeker verdiler, onu çiğnedim diyor. Lan diyorum, yani şeker çiğnediğin için soru mu çözmedin diyorum. Evet diyor ya. Bildiğin matematiğe bakmış, Türkçeden de 5 soru işaretlemiş, gerisini okumamış. Önümdeki çocuk ne yaptı biliyor musun abla? Aldı kalem, iki tane kalemi, aldı kalemleri ortadan ikiye böldü. Sonra onların iki ucunu açtı. Ama bir şey söyleyeyim, o da bir taktik. Sınav esnasında uğraşmamak için. Tam da yani 3 saniye falan. Benim aklıma geldi, biz ne taktikler kovalardık. Kalemin hem önünü hem arkasını açardık i̇şte başlamadan. İşte öyle yaptı. Ki bir daha kalem açmakla vakit kaybetmeyeyim diye. Siz hiç böyle taktikler konuştunuz mu okul arkadaşlarınla? Ne olacak 3 saniye abi, vakit, şöyle vakittir. Şöyle yapsın. Biz kafayı onları kovalıyorduk misiniz? Hatırladım. Ben onu yapmıştım. Benim hatta ne oldu biliyor musun? Kalemin arkası buramı yara yapmıştı benim. Benim zaten son 3 dakikam hiçbir zaman olmuyor. Çünkü şey oluyorum, of son 3 dakika kaldı, şimdi bunu çözmem lazım diyorum ama son 3 dakika kaldığını düşünüyorum. He, o yüzden hiçbirini çözemiyorum yani. Hey heyli oluyor. Evet. Kalemin arkası gözüme girer diye... Ne? Okuyamadım. İlayda yazdıysan okuyamadım. Lara sen kaç soru işaretledin Lara? Chatte bildiklerim vardı yine. Bizim moderatör Efe girdi, Stronger. O taktik bilinen taktik zaten. Tam bilinen taktik de yapıyorduk işte biz. İlayda'yı Türkçe zorlamış, onu gördüm. Yani herkes Türkçe zorlamış ya. Türkçe çok mu uzun olduğu ama için, zor mu olduğu için? Ama keşke bunu bilseydim. Çünkü dedim ki Allah kahretmesin Türkçeyi yapamıyorum, niye yapamıyorum diye strese girdim. O hep oluyor oğlum. Bana zorsa başkalarına da zor desene içinden. Demedim ama. Ablam niye demedin ya? Benim peki ne yazmak istiyor? Frost yani. Selam, hoş geldin. Ya ben aslında veteriner olmak istiyorum. Lara 97 işaretlemiş. Ben aslında veteriner olmak istiyorum ama... Dün biz veterinerlik sıralamalarına baktık Behr'in. Evet. İstanbul sadece bir üniversite var, o da 60.000. 60.000'e girsem veterinerlik mi okurum diye düşündüm. İstanbul'da Cerrahpaşa 60.000'le alıyormuş İstanbul veterinerlik. 9 Eylül İzmir 190.000'le mi ne alıyordu, unuttum. 190.000 mi? Öyle değil miydi? Değil ya. Daha iyi. Türkçe hallediğim derken mata zaman kalmadı, of ya. Oğlum o bende de olmuştu, benim senemde de ya. Çok üzülmüştüm. Matematiği full yapabilirdim. Türkçe yüzünden yapamadım. O sorular açıklandı mı? Evet, açıklanmıştır. Beri sorulara baksak ya Beri. Ama sen ne istiyorsun? Tamam, yeter tamam. Artık bakmıyorum. Ya. Hayır, sakınlıkla bakmıyoruz. Bakarsan yarın moralim bozulur bir kere. Yanlış yapmış arkadaşın, bakmasın. Beri'nin telefona bildirim geldi de coğrafyam full yazmış arkadaşı. Ben de yanlışlıkla okudum. Görmemiştim şu an. Ben gördüm. O arkadaşının coğrafyası fullmuş. Efteyim. Efto mu yazıyor? Efendim, yok, aşk tanem yazıyordu. Aa, Fidelia. Fidelia coğrafyayı full yapmış Behr'in. Ben. Ama Fidelia TM mi? Evet. Bozmam ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Benim moralim ne zaman çok bozlar biliyor musun? Şunu anlatayım. Bizim senemizde şöyle bir sistem vardı. Sizin ilk girdiğiniz TYT miydi? AYT'de diyeyim. Bizim senemizin AYT'sinde biz matematik sınavına giriyorduk. Bir hafta sonra da fen sınavına giriyorduk. Bir hafta ara vardı. Ben matematikten çıktım. 50 soruda benim kaçtı? 9 boşum mu? 9 boşum mu? 8 boşum mu ne vardı 50 soruda? 42 mi ne işaretlemiştim matematikte? 41 mi? 42 mi ne? Sonra herkes diyor ki benim arkadaşlarım, oha ben hepsini yaptım, nasıl o kadar boş bıraktım falan diyorlar bana. Benim moralim o kadar bozuldu ki matematikte. Saldım sonra. Bir hafta sonraki fen sınavı için moralim bozulmuştu. O hepsini işaretledim diyenlerin 15-20 yanlışı çıktı. Benim hiç yanlışım yoktu, fulldü. Ya. Ama sen peki nasıl fulldü yapıp? Ben yanlış bildiğim işaretleme. Benim şeyim, fenimde kötü. Biyolojim çok kötü geldi o yüzden. Fizikle biyolojim. Çünkü sen... Benim matematiğim zaten iyiydi. Benim fenim çok sen kötüydü. Sen 10.000'e falan girer misin o zaman? O kadar da değil. Fenim girer çok kötüydü. Misin? Gerçi şu an. Fende biyolojiden 30 soru vardı. 21 doğru, 9 yanlış mı ne yaptım ben? Normalde... Kaç soru var? Normalde ben biyolojiden 30 soru. Normalde ben biyolojiden 6 kitap falan bitirerek girmiştim bir dost sınavı. Ben bir kitap... Sen ne millete kapak yapıyorsun kaç yıl sonra? Aa, benim moralim bozdular. Nasıl yani öyle yaparsın ya falan yaptılar. Ben fen sınavına moralim bozuk girdim, hiçbir şey yapamayacağım diye. Ya ben İşçinin bakıyorum biyolojisi. Soruları görüyorum, sinir oluyorum ya. Benim işte benim fenim zaten kötüydü ki benim sağlık yazmamam lazımdı normalde. Benim mühendislik falan ama onda da fizik var. Üf, ne bileyim ya. Ben niye kendimi anlatıyorum? Ablam boş ver. Bunlar gelip geçici abi. Bak ne oldu şimdi? Girdim. O zamanlar ağladım. Biyolojide bir tane soruyu yanlış yaptım diye.
biyolojide bir soru yanlış yaptım diye bir ay ağladım neredeyse. Bunu nasıl yanlış yaparsın? Ne oldu? 5-6 yıl geçti. Ha, şu kas kasından soru değil mi? Evet. Hala da cevabımı bilmiyorum. Falan diyormuşum. Yayıncı olursa. Yayıncılık değil abi. Normal ben kendi mesleğimi yapıyorum da işte öyle oluyor yani. Full çeksen mesleğinden memnun da olmayabilirsin. 50 mat 30 geoydu bizim zamanda. Evet bizim geometriyle matematik şey, farklıydı. Kötü bir şey mi bilmiyorum. Çok zor olması. Bizim şu an toplam 40. Matematik, geometri, birleşim. Ama bizim toplam 80'di. 2 katıymış. Evet. Bizim 30 matematik 10 geometri var. 30 matematik 10 geometri. Hı hı. Ya geometri hiç sevmezdim ya. Az olmasın ben şey düşünüyorum. AYT geometrisini yapamıyorum şimdi. 3 tane falan yapsam gerilerini de B, B, B diye sallasın. Ne sallama. Hayır. Sakın sallama. Belki 1,5 metre falan gelir. Maksimum neleri sallarsın 3, biliyor 3, musun? 4, 5, 5. Mesela 2 şık arasında kaldıysan sallamalısın artık. Yapacak bir şey yok. %50-50. Ama geometride öyle bir şey yok. Ya bulursun ya bulmazsın sonucu bence yani. Bilemiyorum abi. Diğer derslerde 2 şık arasında kaldıysan sallarsın abi de. Bilmiyorsan boş. Ne olursa olsun kafasında gibi bir yer. Evet abi yapacak bir şey yok. Şimdi bir şey üzülsek ne değişecek değil mi ablam yani? Üzülsen ne sevinsen ne olan evet. Oldu bir sen bitti. Bitti artık. O yüzden takmayın. Ya. Ben mesela sınav çıkışı ne yapmıştım biliyor musunuz? Sınavdan çıktım eve geldim. Salak ile Avanak diye bir film vardı. İngilizcesini hatırlamıyorum da Türkçe çevrilmiş halde Salak ile Avanak. Evet, şey oynuyordu neydi o adam? Takmaz neydi o adamın adı? Ya chat'i okuyamıyorum çok özür dilerim. Sizle en çok sohbet etmem gereken zaman. Ha Jim Carrey'nin oynadığı aynen. Onu izledim. 2 pakette çikolata bitirdim. Full onu izledim. Öyle bir gün geçirmiştim. Verimliydi benim için. Sonra midem bulanmıştı o çikolatalardan. Çikolata dedim de ne biliyor musun? Almanya'dan getirilen bir çikolata var ya böyle yuvarlak yuvarlak. Rozman'da satılıyor. Evet biliyorum. Şey Bob neydi ya? Bonita değil. Öyle bir şey. Turuncu bir şey var. Ha Toffee. İki paket Toffee bitirdim. Aç insan ya. Ama bilerek almıştım. Ben bu sınav çıkışı yerim diye almıştım ben onu. Ama sınavdan çıktık eve girdik. Ablam diyor ki benim sen niye havada değilsin ki diyor. İki tane falan çikolata yemen lazımdı şu an. Sen niye böylesin diyor. Abi ne bileyim. Ben çok gergindim. Gariptim. Araba... Ya ben sürekli ağlıyordum gerçi. Sen çok... Psikolojin senin iyi biliyor musun? Ben kendimi nasıl terkin ettim biliyor musun? Benim en maksimum ne olabilir dedim. Mezuna aynen. Kalırsın maksimum. Ve bir dünya insan mezuna kalıyor. Yani tek mezuna kalan senin değilsin. Bu yıl 1 milyon kişi mezuna kalmış. Bu psikolojiyi kaldırabilirsin benim dedim. Evet. Ben dedim salak. Chat'e sorayım. Beni Türkçe'de ne yaptın çok merak ettim. Sadece bir defa mı giriyor sınava hocam? Ali Can Allah aşkına şu eve gel lütfen ya. Kameraya sadece sallayıp gidersin lütfen ya. 1,5 milyon diyorlar. Ne 1,5 aynen 1,5 milyon. Bir de babamın rahatlığı peki vlogda izlersiniz de. Babam var ya. Babam benim burnumdan getirdi sınav senemi. Abla ilk çocuk her zaman deneme tahtasıdır. Ben deneme tahtasıyım ama gerçek deneme yani. Babam burnumdan getirdi. Benim YGS Mart ayındaydı bizim ilk girdiğimiz sınav. Mart'ta çıktım sonuçlar açıklandı. 41 bininci olduğum anlaşıldı ama nasıl bir 41 bin? Sosyalde neredeyse hiç çözmemişim yani. Çözsem 20 bine girerdim. Vaktim yetmemişti. Neyse 41 bin geldi yapacak bir şey yok. Annemlere nasıl söyleyeceğim diye gerginim. Anneme söyledim. Akşam babam geldi. Babama söyledim. Babam dedi ki yapacak bir şey yok. Senin kapasiten bu kadarmış dedi gitti. O kadar çok kırılmıştım ki. Öyle bir mental hasar vermişti ki bana. Benim kapasiten bu değil abla, demek istemiştim sen içimle. Sen görmüyorsun ama seni de benle karşı. Beni senle karşılaştırıyor sürekli. Ya onların bu havada konuşmalı karşılaştırmasından ne olacak? Sağ bu da havada söylenmiş bir şey onun. Doğru biliyorum. Onu derken fark et ama ne diyeceğimi bilemedim. Ondan sonra diğer sınava girdik. Bak diğer sınava girdik falan filan sonucum geldi. Hala şey ama çok komikti. Şimdi ben İstanbul Aydın kazandım belli oldu işte. Biz babamla ikimiz kayıt olmaya gideceğiz İstanbul Antalya'dan. Uçağa bindik. Ondan sonra uçağa bindik oturuyoruz. Bir de babamlarda beni gömme huyu çok vardı. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bir toplum ortama gidiyoruz akrabaların yanına falan. Ondan sonra
diyor ki sizin sınav nasıl geçti? Bizim çocuğun iyi geçmiş diyor, tamam mı? Annemler diyor ki çok kötü, çok kötü. Sonucu çok kötü geldi diyor. Ya bir insan niye 36 bine çok kötü der? Manyak mı bunlar? Ben 36 bine girsem var ya göbek ata ata söylerim size. Beni sürekli kötülüyorlardı. Herkese çok kötü. İnsan çocuğunu över, bizimkiler beni kötülüyordu. Bir de bir gün işte uçağa bindik ya, kayıt olmaya gideceğiz. Bizim ön koltukta tesadüfen babamın arkadaşı, babamın arkadaşının eşi ve kızı var. O kızı da benimle yaşıtmış. Onlar da üniversiteye kayıt olmaya gidiyorlarmış İstanbul'a. Ondan sonra onlar oturuyordu. Biz sonradan geldik. Koridordayız. Aa dedi, babam karşılaştılar, öpüştüler falan. Siz de mi kayıt olmaya gidiyorsunuz falan? Adam evet dedi. Babam diyor ki şey diyor, nereyi kazandı sizin kız dedi. İşte Haliç Üniversitesi hukuk mu ne dedi, hatırlamıyorum. Adam sordu sizinki neresi diye. Babam diyor ki İstanbul Aydın Diş ama ücretli. Aa uçakta bunu dedi. Babam yanına oturdu. Babama bir kızdım. Baba niye böyle diyorsun insanların yanında? Sanki gören de hiç sınava girmeden girdim zannedecek ya. Sana kızmayı seviyorum sanırım. Senden sonra bir de ne dedi biliyor musun? Ben babama kızdım ya. Babam yanına oturdu. Mülayim mülayim diyor ki neyse sana bir şey söyleyeceğim ama sakın kızma. Hemen bağırma diyor. Efendim ben oralar çok gelgitliydim. Gergin bir zamanımdı o benim. Efendim baba dedim. Madem dedi sen dedi bu 36 bine girecektin de madem ücretli dişe gidecektin biz sana niye ders aldırdık ki? Özel ders parası falan hepsi boşa gitmiş o zaman dedi. Ya baba dedim peki ben ne yapayım artık ya. Allah'ım dedim haklı değil abi. O ben bak bu belki şu an 11. sınıflar motivasyon olabilir. Ben normalde her zaman ilkokul, ortaokul çalışkan bir öğrenciydim. Ben yazın bile test kitabı çözerdim evet. İlkokulda, ortaokulda. Çok çözerdim. Ben liseye geçince bana bir şey oldu. Ben ders çalışmayı bıraktım. 9, 10, 11'de ben çok kötüydüm. Kimyadan falan zar zor geçiyordum. 40 falan alıyordum okul sınavından. 11. sınıfın sonlarına doğru ben matematik çalışmaya başladım. Yazın artık tryout başladım. Yani ben işte özel ders almasam veya okulda etüte kalıyordum. Okulda etüte kalmasam falan 36 bin de olamazdım. Kötüydüm zaten. Son sene toparlayabildiğim kadar toparladım. Bu arada abla. He. Sen kötüydüm diyorsun da sen yine her zaman iyiydin aslında. Bu yayında beni övmeye ablam ama sen sosyalsin. Sen, ben ablam, sosyal değilim. Ben hiç dışarı çıkmıyordum ki. Ablam kötüyüm ne biliyor musun? Survivor izlemek. Hani, Yusuf Ziya'ya gidip, Yusuf Ziya da Antalya'nın yok. Yusuf Ziya'ya gidip benim dersim kötü ya diyen tipten kötüydün sen. Anladın mı? Ben hiç öyle yapmıyordum. Ben oğlum hatırlasana ben kimyadan kalıyordum az kalsın. Hoca dedi ki ben seni geçirmem için dedi bir ay boyunca tahtada ders anlatacaksın dedi. Kimyada bir ay boyunca ben tahtada ders anlatıyorum dedi. Her kimya günü ağlardım okula gitmeden bak, önce. Bak kimyan ama iyi geldi. Hocam kimyan 40 iyi, Sude'nin 25. Sude de benim diğer kuzenim. Bir şey diyeceğim. Sınavlarda 40-50 gayet okeydi. Şey devlet liselerinde. Değil ama ya. Sınıftakiler iyiydi. Bizim sınıftakiler çalışkandı. Bizim sınıftan tıp mup çıkmıştı ama galiba. Okuldan tıp bayağı çıkmıştı. Yani tıp dediğim işte Boğaziçi falan da çıkan çoktu. İyi puan yapan. Ay. Onların yanında düşük kalıyordu. Neyse işte ablam. Ha babamdan bahsediyorduk. Sonuç olarak babam Behrin'e ne diyor biliyor musun? Ben şimdi kamera video çekiyorum ya. Baba diyorum mesela Behrin'e ne diyeceksin diyorum. Sınava girecek artık. Okulun önündeyiz. Kızım yapacak bir şey yok. Ne yaparsan yap diyor. Ne dedi babam ya? O kadar güzel konuştu ki Behrin'le. Bana hiç böyle yapmıyordu. Peki, öyle küçük bir sınav dedi. Öyle küçük bir sınav. Gireceksin evet. Çıkacaksın işte. Önemli değil falan yapıyor. O ama bak. Seni çünkü çok çalışırlarken gördüler, heveslilerdi. Beni dizi izlerken gördüler. Ablam kendini gömme o kadar ya. Salak mısın ablam? Ben de arada ders çalışıyorum diye gidip telefondan Survivor izliyordum. Ben en azından dürüsttüm. Diş ama ücretli. Daha bunu ailem yaparsa diğer insanlar niye yapmasın? Şey dedi. Ne yazarsa yaz mutlu olduğun şeyi yaz. Ha bir de Behrin diyorum. Sence ne meslek olsun baba diyorum. Neyde mutlu oluyorsa onu yazsın diyor. O babam sanki başına taş düşmüş ya adamın. Ama bizim babam değişti. Abi. Babam çok değişti. Babam bana o kadar baskı uyguluyordu ki. Babam SBS'de beni öyle bir ağlatmıştı ki ben kendim tuvalete kilitlemiştim. Babam baskı uygulayan bir babaydı eskiden. Beni çok baskılıyordu. Sen gidince adama bir rahatlık gelmiş bu 5 senede. Evet ben gittikten sonra güzelmiş. Bana tutturdu mesela benim üniversite sonucum geldi.
gelmeden önce tıp, diş hekimliği, tıp. Ben tıp zaten yazmazdım, istemiyordum. Baba ben endüstri mühendisi olmak istiyorum. Endüstri mühendisi neymiş ya? O neymiş ya? Ona para vermem. Ondan sonra diyordu ki, benim istemediğim bir bölümü okuyacaksan Akdeniz'de okuyacaksın. İstanbul'u falan unut diyordu. Ondan sonra... Ya para dediğim devlette de kabul etmiyordu. Atıyorum İstanbul Üniversitesi inşaat tutuyordu benim puanımı. Hayır, işte istediğim bir şeyse Antalya'da oku. İşte anladınız siz, anlatamadım. Ama onlara da izin vermiyordu. Son anda bile diş hekimliğini bana yazdırtmıştı ya. Neyse işte öyle. Sen bilgisayar okurmuştun. Bilgisayar okusam şu an çok daha iyi olurdu. Babam üniversite okumadı. Hüsnü amca zorbalık 30'dan 5 almış. Yazılım istiyordum. Zorla tıp yazdım ama şu an memnunum. Endüstri mühendisi tabii ya. Ama işte bazı eski kafalı insanlar anlamıyor. Baba 100 tane insan endüstri mühendisinin ne olduğunu anlattı. Tek tek üniversitelere gidip sordu. Öğrencilerine de sordu. Ankara'ya gittik üniversite gezmeye. Ankara'da Bilkent'e gittik. ODTÜ'ye gittik. Ve gittiğimizde de bomboş üniversite gezmedik. Oradaki hocalarla falan, bir de Top evet. Üniversitesi miydi? Top Üniversitesi'nin endüstri mühendisi hocasıyla deli gibi konuştuk. Yani ben sürekli her gittiğim yerde oranın neyi popülerse onu okumak istiyorum diyordum. Atıyorum Bilkent'e gidiyordum işte şey diyordum, endüstri mühendisi olmak istiyorum. Başka bir yere gidiyordum, diyetisyenlik istiyorum falan diyordum. Hepsinin hocasıyla babamı konuşturttum. Yine de babam endüstri mühendisi ne meslek yapıyor hala anlamadım deyip duruyordu. Evet. Ali Çekya'dan döndü mü hocam? Ali döndüm bilmiyorum. Bizim bir kuzenimiz Çek Cumhuriyeti'ne de. Kliniğin adı ne? Ya Kıray tam mesaili başlayayım. Benim de tuvaletim geldi. Sen git sonra ben gideceğim. Tam mesaili başlayayım. Ondan sonra acaba Top değil oğlum. Tobu Bey'le. Kliniğin ismini öyle söylerim. En okey diş hekimliymiş. İyi yapmış. Ya abi işte. İnsanın sevdiği işi yapma söyle. Ay çok tuvaletim geldi, dayanamayacağım galiba. Altıma öpüyor muyum burada? Hüseyin amcanın eşi, babam müteahhit. Tam böyle şey, Karadeniz'in müteahhit gibi. Abi bugün bu kaçıncı içeceğim ya. Var ya hava o kadar sıcak ki Antalya'da, anlatamam size, yanıyor ortalık. Dişi de seviyorum da. Daha bana, yani seviyorum ama bana uygun değil. Ben birazcık üşengeç bir insanım. Bana uygun meslek, mesela eczacı olsam daha bana uygun olabilirdi. Babam Kayseri'ye gitme. Babam gitti geldi galiba Aliçan, hatırlamıyorum. Adana'da sıcaktır. Bu aralar herkes yazılım okuyor. Bir ara Berin de yazılım düşünüyordu. Hatta Berin yazılım düşünüyor diye Samet'le falan konuşmuştuk. Bunu yayında anlatmıştım da bilmiyorum şimdi. Veteriner olası geldi bir daha. Eczacılık güzel meslek de artık öldü diyorlar, bilmiyorum. Ablam neyse sen... Eczacılığa 5 senedir ölüm izlersiniz artık. Nara gel olur. Ben de influencer olmayı düşünüyorum. Sınavdan sonra buna karar verdim. Bir tane biri beni orada görmüş, yanıma gelmemiş stresliyizdir falan diye. Ya. Chatten biri görmüş. Yağmur'un yayınında yazdı. Ben Nesrin'i gördüm bugün, gitmedim yanına falan dedi. Ben de okudum dedim, gelseydin ya. Neyse yarın o zaman bir daha gör biri için gittiyse. Oğlum yarın farklı yerde girmeyeceğim mi sana? Yine mi aynı? Niye of, bizde değişiyordu o yüzden. Ben baktım en arkaya. Bugün bir çocuk sınavı kaçırdı, onu anlatacağım, anlat. En arkanın iki önünde falanım yani. Ve saate bir baktım, MSA'de saat böyle dijital saat koymuşlar. Kocaman şöyle bir saat koymuşlar. Bunda kafamdan da küçük bir tane saat koymuşlar. Sinir oldum. Göremiyorum. Okuyamadım. Bir de gözüm bozuk değil benim. Hani gözü bozuk olsa daha fena olacak her şey. Sorsaydın çok ya sinirli. Hoca. Öyle şeylerde çekmek ama lazım. Hocam saat kaç? Direkt sor. Ama gezmiyor ki yanlarımızda böyle. Çok nadir geziyordu. Ama göremiyorsun. Arkandakiler de görememiştir yani. Bilmiyorum. Evet. Çok sinir oldum. Dijital saatte kamera oluyor. Sormak, konuşmak yasak mı? Ama bu çocuk nasıl görsün saat? Benim de en korktuğum evet, şey de oydu. Evet, şey demişti hani kuralları okurken. Hani sessiz bir şekilde görevliyle konuşmak bile yasak. Aa.
Ben de aynı şeyden korkuyordum. Bir de ben gözümün bozuk olduğunu biliyordum. Dedim ki inşallah saatte okurum. Ben hep en önün ikinci sırası, üçüncü sırası denk geldi bana. Tüm sınavlarım hep öndeydim yani. O yüzden gördüm hep. Ne anlatacaktım? Bugün bir çocuk sınava geç kalıyordu. Onu anlatacağım. Saat 10.15'te sınav başlıyormuş bilmeyenler için. 10'da son giriş saati değil mi? 10 çeyrekte başlıyor. Sınav 10 çeyrek işte. 10.15 dedim ya. Sınava son giriş ama 10. 10'da alıyorlar değil mi son kapıdan? Tam böyle 9.59'da bir kız koştur koştur yetişti. Millet alkışladı falan filan. Ondan sonra ben de hiç böyle şeyleri yaşamadım. Hep ben giriyordum ya çoktan. Siz yaşıyordunuz. İlk defa ben yaşadım. Ondan sonra saat tam 10.00 mıydı? 10'u 1 mi geçiyordu ne? Bir tane erkek çocuk böyle Hasan Paşa gibi böyle zayıf biri bir koşturdu. Ondan sonra böyle bir orada polis vardı kadın. Böyle bir olay gibi oldu. Bir şeyler oldu. Veliler ooo yuh falan diye bir şeyler yapmaya başladılar. Çocuğu içeri aldılar tamam mı sınava. Ama içim ağlayacaktım biliyor musun? Benim orada gözüm doldu. Bak yine kötü oldum. Çocuk sınavı kaçırdı ya. Dur bak olaya gel. O da onun hatası. İçeri aldılar çocuğu. Nasıl mutlu oldum. Ondan sonra aradan 4 dakika geçti. Tam bak baktım saat. Onu 5 geçe çocuk geri çıktı tamam mı kağıdıyla beraber. Lan dedim ne oluyor diye baktım böyle. Ondan sonra meğersem yanlış bloğa gelmiş. Yanlış fakülteye abi, gelmiş. İnsan 100 defa kontrol eder. Ben mesela 50 defa kontrol ettim. İşte inşallah şey biridir. Hani üniversite okuyor da öylesine girer olur ya. Evet. İnşallah öyle biridir ya. Bilmiyorum ama yaşı büyük gibi de değildi çocuğun. Ama küçük gibi de değildi. Böyle 19 yaşının 20 gibiydi. Bilmem. Ben 50 defa kontrol ettim. Hatta gittik falan. Ondan sonra bir de orada benim 3 tane kameraman vardı. Gördün mü? Haberci. Ne oldu biliyor musun? Benim gördüğüm şu oldu. Çocuk çıktı onu 5 geçe geri böyle dışarı. Kağıdına baktılar. Polis kadın kızdı. Oğlum ya falan yaptı böyle. Çocuk bir de para kalktı. Yan bloğa koşuyor galiba. Bir koşuşu var. Arkasından kameramanlar. Kameramanlar koşuyor arkasından. Diğer tarafa gittiler artık. Millet kahkaha krizine girdi tüm veliler. Daha demin aa diye yuhluyorlardı içeri almıyordu. Şimdi gülme krizine girdiler. Bazı veliler niye gülüyorsunuz diye kızıyor falan. Ben de o ara kameraya almaya çalışıyorum bu olayları. Ondan sonra çocuk koştu. İçimden de diyorum ki inşallah yetişmiştir Allah'ım falan filan diyordum. Sonra biz sıkıldık arabaya yürüyerek gidiyorduk ya. Arabaya yürürken o çocuğu gördüm. Girememiş sınava. Giremez tabi. Onu 5 geçe çıkmış. Bu arada şarjım nasıl %20 kaldı ya? Şarjım fullken yayını açtım. Şarj %20 diye bildirim uzatma geldi. Uzatma kablosuna şöyle. Getireyim mi? Yoksa yeni vlog mu geliyor? Ya bir şeyler çekmeye çalıştım da hava çok sıcaktı. Telefon bak bu yanıyor. Getirirsin birazdan. Hem bu yanıyor sıcaklıktan ölmüş bitmiş. Hem telefonum yanıyor. Birazcık şeyde durdura durdura çektim. Hani çok efor bozulmasın falan diye işte. Hediye abonelik gelmiş. Ben göremedim. Kim attıysa çok çok teşekkür ederim. Jareni de öyle. Ha, en son işte Beğeri'ni bekliyorduk. Biz en son işte gittik Starbucks'ta kahve içtik. Eve geldik. Babam evde uyudu. Beğeri'ni almaya gittik üniversiteye. İnsanlar tam böyle çıkmaya çalıştı. Ben de evde kamera çekiyorum. Bir anda böyle alkışlar falan geldi. Tamam mı? Ben şöyle kameradan bir baktım. Jareni de girmiş sınava. Sonra düşündüm. Öylesine girmiş herhalde. O da Antalya'da ya zaten. Onu gördüm. Aynen. Öyle. Bir şey yapmadım. Daha çekecektim de şimdi hani ayıp olur falan diye çekmedim hani. Ne bileyim. Korktum o an. O da gülüyordu böyle. Arkadan Jahreyn diye bağıranlar falan kendini vardı. Kendimi çok yalnız hissettim. İçimden ben de ne düşündüm biliyor musun? Acaba Jahreyn tanıdılarsa beni tanımışlar. Salak. Sen kendin Jahreyn'e bir mi çıkıyorsun? Hayır tutmuyorum da Twitch izliyor ya. Twitch izliyor. Acaba beni tanıyor mudur diye düşündüm içimden. Nesrika tuvalete gidişim kötü olaylar yaşanmasın. Vlog'da 3 saniye böyle geçiyor. Evet var. Oraları çektim Allah'tan. Tam zaten çekmeye başlamıştım Beğerin gelsin diye. Benim klima çalışmıyor. Üçgen içinde ünlem var. Anlamadım sizde var mı hocam? Sana sormuş. Benimkinde de o üçgen içinde ünlem var ama çalışmaya devam ediyor. Ben de Allah Allah bu ne diye bakmıştım da çalışıyordu ama yine de. Bu kim ki tanısınlar? Ya abi ne bileyim ya. Yo bir kişi tanımış. Öyle bir şeyim yok da yani. Normalde Twitch izlemen zaten tanımaz. Twitch izliyorsa bilme şansı var ya onu düşündüm sadece. Oğlum ne olacak? Ben niye kamerada bu kadar yıkık duruyorum ya? Ablam sen sınav gazisin. Tabii yıkık duracaksın. Baksa bende bir şey yok. Ben daha yakın. Yarın akşam iple çekiyorum. Benim ben dün ne yaptım biliyor musun arkadaşlar? Sen de bilmiyorsun. Çok hüzünlü.
Şimdi dün ben kendime ajandamı falan getirmemiştim. Antalya'da ne yapacağım diye bir yazayım dedim. Hani aklımda kalsın. İşte atıyorum babalar günü için hediye al, bilmem ne, mobilyayına falan diye yazacağım. Senin odana girdim, kağıt, şey, kalem aldım. Bir de senin bir tane defterini aldım direkt. Hani çok ses yapmayayım çıkayım diye. Defteri aldım, böyle bir açtım. İçinde Behrin'in çözdüğü testler vardı. Şimdi ben de senin hiç durumunu bilmiyorum, iyi misin kötü müsün diye. Dedim ki bir de doğru yanlışları yazmışsın, tik atmışsın, yanlış diye işaretlemişsin. Bilmiyorum, şu defterin arkasına işte kimya çözmüşsün. Ben de işte benim hangi soruyu çözmüş, hangi soruyu çözememiş diye onları kontrol ediyordum. Ağlayasım geldi, biliyor musun? Çok duygulandım. Abi dedim, çocuk dedim, bunları işaretlemiş, şey yazmış, hoca daha sonra anlatacak falan yazmışsın üstüne. Ha dedim, kardeşim benim dedim ya. Hoca daha sonra anlatacak yazmış. Anlattı mı peki hocaya? Hatırlamıyorum. Yemin ederim gece kendi kendime duygulandım. Gecenin saat 3'ü falan bu arada. Ben 4.30 gibi bir kalktım. Kapı sesleri geliyordu. O sen miydin? Evet, bendim. Seslenecektim de şimdi uykumu açar bu kimse dedim. Seslenmedim. Sınav fena değilmiş. Fena geçmemiş işte. Normal geçmiş. 50 nete kaç kal gelir. Biz eskiden, bizim zamanımızda öyle bir sayfa vardı. Mesela var, Türkçe'de doğru yanlış yazıyordun. Fantastik'te, Fen'de falan. Atıyorum 2016'da olsan 30 bininci olurdun. 2017'de olsan 40 bininci olurdun diye onu gösteriyor. O siteden bakabilirsin. Sitenin adı ne söylesene. Ya, belki bilmeyen vardır. Öyle bilmiyorum. Ya yazınca çıkıyor da sitenin ismini. Ha, yazın oralardan bakın işte. Benim onlara göre normal, yani o tarz gelmişti. Yazdığım gibi gelmişti. Puango. Sınav kolaylığına göre değişiyor ya işte. Aynen. Tabii öyle canım. Yakaklaşma her sene şey gösteriyordu var. Bizimki. 2016'da bu net yapsaydın şu falan diye. Yakaklas'ta şey var. Lisans bölümünü seçiyorsun, üniversitenin bölümünü işte. Sonra bir dünya sıralanıyor sana. Basıyorsun. Mesela atıyorum Özey'in pilotaj kaç binde en son kişiyi almış. He, onlar yazıyor. Kaç kız var, kaç erkek var. O bile yazıyor. Ben bölüme girerken bakmıştım. Kaç kız, kaç erkek var diye. Diyetisyenliklerde genelde 3 erkek falan oluyordu. Geri kalan kız oluyordu hep. Hayır, yüzdelik gösteriyor. Yok, bizim zamanımızda sayı gösteriyordu onlar. Ya da ben yüzdeliği çevirmişimdir. 100 kontenjanı var. %3 diyor ya, 3 kişi falan diye. Bu sene çok yığılma olabilir. Geçen seneden mezun kalan çokmuş cidden. Ama bak, 1,5 milyon kişi mezuna kalmış. Onların hani 100 bini sağlamıyor sanıyorsa. Kaç kişinin katıldığını biliyor muyuz? 3,5. Hasan Gurban Erz, biliyor musun Hasan Paşa? Sınava kaç kişi katıldığını benim sıralamam açıklandığında öğrendim. Hasan dedim ya. Ay Hasan'ım ya. Son 3 gün yayına gelmedi Çağrı'nın. Diyorlar ki Hasan Paşa nerede? Çağrı da diyor ki çalışmadı son 3 günler çalışıyor. Ama şeydi işte. Ya bu TET sınavıyla bilerek çözmemiş herhalde, anlamadım. 3,5 milyon girmiş. Bizim zamanımızda 2 milyon falan giriyordu. Ben hatırlıyorum 2016'da. Ne yazmış takmaz? Sınava girip sonucu olmaya çalışan tanıdığınız var mı lan? Benim hiç öyle bir tanıdığım yok. Benim. Oğlum sonuncu olmak için niye para? Üniversite sınav parası kaçtı? 120'ydi öyle bir şeydi. Aa, ben 300 küsür bekliyordum. Bir şey diyeyim, öyle de olur, sallamış olabilir. Bence salladım. 150'ymiş. 130, 230, 150. Tamam, 150-200 civarı. Oğlum herkes farklı bir şey yazıyor. Matematik aşırı kolaydı, bu sınav zaman yönetmeye dayalıydı demiş. Evet öyleydi. Ama sizin yine iyiymiş benim. Bizde 160 soru 160 dakikaydı. Bilmiyorum. Sizde kaç bizim soru? 120 sene mi? Sene başında 120 soru 135 dakikaydı. İkinci dönem değiştirdiler sanırım. 165 dakika oldu. O iyi olmuş bak. Evet. Gerçi ama ona göre sormuşlardır. Vakit bol nasıl olsa diye daha böyle çok şey çok soru sormuş olabilirler. Neyse işte, bir de ben ne anlatacaktım? Ha, ben Antalya'da yapacaklarım planını anlatacaktım arkadaşlar size. Şimdi kendime yazdım. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Yayını kapatacağım. Duşa girdim, çıktım. Behrin'le dışarı çıkacağız. Gelirsin değil mi? Yorgunuz ama. Kuaförde saçıma fön çektiririz. Sonra gideriz babama babalar günü hediyesi alırız dedim. Tamam. Ondan sonra yap. Evet, yapmaya da biliriz. Yata da bilirim valla. Ondan sonra bugün böyle takılmaç falan. Yarın yapacaklarım, inşallah babam kabul ederse mutfak mobilyayını açmak istiyorum. Babalar günü özel yemek yaparız babamla. Nasıl fikir?
dinlemedim. Ondan sonra, ya aptal. Sonra da annemle valiz hazırlayacağız. Akşamda gidiş planlarım bu. Annemle ablam İstanbul'a gidiyor. Niye bu kadar mutlusun? Biz bir de annemle kavga etmeye başladık bugün. Ay hayırlısı yani. Daha bir gün oldu geleli. Annem anlamsız bir gergin. Annem bak. Annem bir elinden daha gergin. Annem buluştuk ya sınav çıkışı. Dur hayır. Sınav ondan çıkışı. Anlat, ben de buluştuk. O sırada tam babamların yanında şans eseri arkadaşım yanlarındaymış. Ama ikisi birbirini tanımıyor. Neyse gittim. Aa dedim arkadaşıma selam verken annem beni tuttu böyle dedi ki benim de sınavın iyi geçti mi dedi. İyi geçti de dedi. Allah'ım ya hem soruyorum kendi cevaplıyor. Benim sınavın iyi geçti mi demiş. İyi geçti de, iyi geçti de, iyi evet. geçti de. Sonra çocuk, geldi böyle soruyor. Ya çocuk kötü geçti diyebilir mi artık ondan sonra ya? Anne ya psikolojik baskı yapmış sana. Sonra babam geldi böyle yaptı. Nasıl yaptı? Böyle. Bir de ne anlatacaktım? Annemle ilgili bir şey anlatacaktım. Ha annem dün. Annem dün baba. Sana okunmuş suyu hazırlıyor ya. Annem okunmuş su hazırlıyor ama nasıl hazırlıyor? Sen yoktun. Sen Behrin uyuyor. Annem de okunmuş su yapacakmış. Pirinç mi ne yapıyorsa işte. Okuyor okuyor diyor ki ne kadar uzun ya diyor. Okuyor ne kadar uzun bu ya. Bunun hepsini yapmasam olur mu acaba diye bana soruyor. Anne dedim yapmışken tam yap manyak mısın dedim. Bak bir de herkes şehir dışına gidiyor. Bir de suyu okudu Behrin'e söylemeyi unutmuş. Evet. Suyu iç diye. Ben evden çıkmam 5 dakikada yatağın başında su gördüm. Kavanozun içinde. Kavanoz değil de hiç kullanmadığınız bir bardak ama kavanoza benziyor. Neyse anne bu ne dedim. Ondan bir iki üç yudum içsene Behrin okumuş su. Yani söylemeyi unutmuş. Tam evden çıkacağız Behrin sorunca söylüyor. Bella Vista Kademe bir abone olmuş. Hoş geldin. Arada bu arada aboneliklerden falan donet monet abonelik hediye falan gelen varsa kaçırmışımdır göremiyorum. Ben aslında bu yayından önce başka Streamlabs'ten açmaya çalıştım yayını telefondan. Ama ve lakin şey oldu. Onda bildirimler geliyordu ama onda bir sıkıntı yaşadım. Geri buradan açtım. Bildirimler gözükmüyor bende. Sınava girmek için para mı veriyoruz bir de Nesrin hocam? Ali Çağan, o senin daha çok var boş ver. Ali Çağan zamanında bir 500 lira olursun. SBS zamanında benim ne olmuştu biliyor musunuz? Siz SBS'ye hiç girmediniz değil mi? TEOK girdiniz siz. LGS. Ha LGS mi? Bizde SBS vardı. 6. sınıfta benim puanım 458 mi neydi? 7. sınıfta 465 mi 466 mı ne aldım? 8. sınıf son sene ve çok büyük umutları var. Yani 480 falan almam bekleniyor evde. Ama 8. sınıfta benim en çalışmadığım sınıf. Neyse sınava girdim çıktım falan. Sonucum açıklandıydı galiba. Ben 8'de de 456 mı ne almışım? Benim genel ortalamam çıktı. Sonuçlar açıklandı. Babam bana bir kızdı. Ne yapmıştı o zaman biliyor musunuz? Ben bizim sınıftaki ilkokulu ya yani ortaokul hocamız İngilizce hocamız İngiltere'ye götürüyordu turla yaz dil okulu gibi. Ben ona kaydolmuştum. Parasını verdik, vizeler alındı, pasaport her şey hazır. Sınav sonucu bir açıklandı. Babam dedi ki hiçbir yere gitmiyorsun hocamla konuşacağım. İngiltere yoksan sen hak etmiyorsun dedi. Ben o gece bir yerin kendimi tuvalete kilitledim. Babam bana bağırıyor diye. Ama nasıl ağlıyorum? Hayatımda hiç unutmayacağım bir ağlamaydı o. Ağla ağla gözlerimde derman kalmadı. İngiltere'ye gidemeyeceğim diye. Babam ona kızıyor. Ama sonra parasını geri alamayacağımız için gönderdi zaten. Ya sen ne güzel. Senin zamanın çok güzel. Pound 2 idi. İyi puan tabii oğlum ya. Babam manyaktı eskiden. Şu an çok iyi ama. Evet. Şu an bana da kızmıyor bir şey artık. Bir geçen çalışmıyorum diye kızmıştı diş hekimine girmiyorum diye. Onun dışında babam yaşlandıkça herhalde oturdu karakteri. Eskiden şeydi biraz. Şu an mesela... Abi, aramızda en profesyonel bugün babamla bendik. Evet biz gergindik annemle. Normalde herkes şehir dışında. Ablamla yani ablamla babam şehir dışında. Yani bir annem vardı evde. Ben de sınav için gelmelerini istemiyorum. Daha çok geriliyorum öyle şey olunca. Sen benim gelmemi istemiyor muydun? Yani gelmesen de olurdu. Geriliyordum. Çünkü bir de o uçak paraları çok fazla olmuş. Evet ablam senin için ben 900 lira geliş bileti aldım. Ben dedim ki ablama. Onun yerine bana ayakkabı al daha mutlu olur. Ama benim gelmem lazım ablam. Ben seni bu en önemli günde bırakamam. Vlog çekmek için geldim. Hayır vlog çekmek için gelmedim. Ben çeksem de çekmesem de belki atmayacağım bile. Belli değil kötü çekmiş de olabilir. Çeksem de çekmesem de ben şimdiye kadar hep sınava giren bendim. Hep sen orada mutlu mutlu abla abla yaparsın ha deyip böyle hiç stres olmayan kişi sendin. İlk defa stres olmayan kişi ben olmak istedim ablam. Tamam, ne yapayım? Ablam. Bencillik ettim neyse. Özür dilerim. Sonra babam babam ben gelmeyecek zannediyordum. Babam son gün geldi. Ben üzüldüm biraz. Şu babam da geldi. Babam şimdi beni gelir falan diye düşündüm. Gelir. Gerer.
Gerer. Gerir. Lan doğrusun ya. Gerer. Gerer. Bilmiyorum, Allah'tan TRT'ye gitti. Neyse. Neyse. Bir baktım abi herkes çok gergin. Annem sürekli kızıyor bana. İnsan bir bana şey davranır. Prenses gibi davranır yani. Annemin dün annem olaylarını anlatalım mı? Ablam sürekli bir gergin. Babam şey böyle, boş ver kızım, boş ver sen diyor. Girip yaşayacaksın şimdi falan yapıyor. Annem dün Behrin'e kötü araba kullanıyorsun diye laf soktu. Ama benim daha ehliyetim yok. Abi annem dün çok gergindi. Ne oldu biliyor musunuz? Annem beni havalimanından aldı annemle Behrin. Normalde de beni havalimanına annemle Behrin almaya geldiğinde annem hep der ki ben buraya kadar sürdüm sen sür lütfen der. Arabayı hep bana sürdürtür. Annem araba sürmeye gerilen bir insan, tamam mı? İlk defa demedi. Hayret dedim, ne güzel. Annem sürüyor arabayı ama yolda neler ne kavgalar ediyor. Bir tane arabaya küfür ediyor orospu diye. Eli de şöyle. El hareketi normalde orta parmaktır ya. Şu orospu. İşaret parmağıyla. Ama biz nasıl yarılıyoruz Allah'ım diyorum. Ondan sonra annem sürekli böyle kavga dövüş gidiyoruz. Behrin de şey dedi anneme. Ne dedi ben sen? Annemin gerginliğe ilgili yine bir şeyler söyledim. Uf anne bir dur artık, anne, bir falan, dur artık falan filan yaptı Behrin. Ondan sonra sanki sen çok iyi mi sürüyorsun evet dedin. Annem her arabaya laf atıyor. Behrin de birazcık böyle şey dedi işte, üf anne ya tamam artık gerginlik yapma. Sanki sen mükemmel sürüyorsun, bu ne dedi. Annem ne dedi biliyor musun? Bunu söyleyen de daha düz şeritte gidemiyor. Zikzak yapıp duruyor dedi, tamam mı? Anne bana mı söylüyorsun dedim. Hayır, Behrin diyor. Behrin en son arabayı. 2 sene önce bizim mahallede akşam bir denemiştik babamlarla. Çocuk hayatında bir kez araba sürmeyi denemiş. Annem Behrin'e laf sokuyor. Ve bu videoda var Allah'tan. Bunu çektim. Yanıtlı yani. Allah'ım dedim, anne dedim sen niye bu kadar gerginsin? Annem çok kızacak şu an. İzlemiyordur değil mi? Annem birazcık kızıyor. Beni niye işe alıyorsun diye abi kızıyor. Herkes uyuyor. Ve evdeki mi? Herkes benim sürekli kamera çıkarmama çok tepkili. Niye öyleler Behrin? Babam ayrı, annem ayrı. Bilemiyorum artık. Alışkın değil. İstemiyorlar benim kamera çıkarmamı elimde. Araba Mercedes A180. 2015. Hayata küstürdü. Kız travma olacak, süremeyecek. Behrin var ya direkt sürer araba. Ben eminim. Evet, ben de. Biz küçükken sen bir kez daha araba sürmeyi denedin. 7 yaşında mı neydin Behrin, hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Otopark. Bir ara biz küçüktük. Babam, annem, ben, Behrin hiçbirimiz araba süremiyoruz. Ben de küçüktüm. Annem, ay babam anneme araba sürmeyi gösteriyordu. Sonra ben dedim ki bana da göster. Bana da gösterdi. Behrin dedi ki bana da göster. Sen çok küçüktün, en iyi sen sürmüştün. Hatırlıyor musun Behrin? Şey, çok böyle şeyler. Sen niye biliyor musun? Çünkü sen soğukkanlısın. Annem ben çok paniğizdir her konuda. Evet. Sen mesela rahat bir insansın. O da yansıyor yaptığın işlere tabii. Dolgu mu düştü Ahmet? Vallahi kanala mala gitmesin. Git onu yaptır Ahmet. Takmaz demiş. Oğlum ben sizin araba sürmenizi gördüm. Behrin hepinizden iyi süreceğine eminim. Ben de eminim. Behrin şarjım %100. Ona bakmadık. Ya yayın giderse çabuk getir. Ya of ben giderdim sana. %14. Tamam tamam. Uzatmayı getirsen ablam lütfen. Oha Lara geçmiş olsun. Kaza yapmış. Ben Sultan Gazi'yim, şu an Antalya'dayım yani. Yarın akşam dönüş var. 20'lik dişim ağrıyor normal mi? Şöyle, normal çürüdüğü için ağrıyor olabilir. Orası iltihap kaptığı için ağrıyor olabilir. Üstüne diş eti varsa. Çıkma ağrısı olabilir. Değişir. Ama dayanamayacak gibiysen ona göre şey. Uzanıyor mu? Ay uzatma kablosu lütfen uzansın. Bir de şarja soktuğunda bir şey olmaz değil mi telefona? Yayın gitmesin. Geldi. Oley çok iyi. Ablam teşekkür ederim. Benim hep kurtarıcım Behrin'dir. Biz Behrin'le bir kez yurt dışına gittik İtalya turuna. Bunu anlatmıştım. Ben İtalya'da sürekli ağlıyorum. Öf diyorum burası çok soğuk diyorum. Of yoruldum diyorum. Of her şey çok pahalı yemek yemedim açım diyorum. Soğuk. Taharet musluğu yok diye evet ağlıyorum. Behrin bana annelik yapmıştı hatırlıyor musun? Abla, ben 8. Behrin sınıf. Diyor ki Behrin 8. sınıf ben de üniversite 1 mi 2 mi falanım. Behrin diyor ki abla tamam ağlama hadi şurayı gezelim falan yapıyor. Ben niye bu kadar mızıkçıydım bugün ya? Euro da 4'tü ha. Euro 4. Bir pizza 15 euro tamam mı? 60 lira veriyorum ya nasıl içim acıyordu. Ama o zamanlar 60 lira bir pizzaya çok da şimdi normal. Şimdi McDonald's 50-60 lira olmuş biliyor musun? Şimdi biliyor musun 60 lira? McDonald's 60 lira olmuş biliyor musun? Biliyorum. Big Mac falan.
Abla ya, burada güzel benzeyen bir pizzacı var. Hatta seninle birlikte görmüştük. Çek elini acıdım. Ben yemek yemiyorum artık, bıraktım. Ya abi vlog çekiyorum, kendimi görünce psikolojim bozuluyor ya. Mesela gıdım falan çıkıyor, diyorum bu ne biçim diyorum ya. Bu bana ait olmamalı dedim. Açlık diyetine girdim dün. Dün akşam başladım. Kronometre açtım telefondan. 19 saattir açım. Ama sakın siz yapmayın, önermiyorum. Bari hiç vlog çekmesem haberim olmayacaktı benim. Ben aynada görmüyorum bakınca. Vlogda şöyle böyle falan yapıyorum ya. Ben de kilo aldım. Bu başlamalarda hiç 2-3 günü geçmiyor. Abi bir şey söyleyeyim, ben zaten çok yemiyorum. Siz anlamıyorsunuz. Ben mesela 10 gündür yine diyetteyim. Çok bir şey de yediğim yok ama aynı kilom yani. 100 gram falan veriyorum. Ben bakıyorum. Sen 2 kilo verdin. Üstüne daha veremedim. Bize. Biz benimle aynı yemek hatta yiyoruz. Hatta ben bazen daha fazla yiyorum. Ben hep 2 kilo veriyorum. 2 sonra üstüne geçemiyorum. 2 kiloyla kalıyorum. Niye anlamadım? Neyse, kilo konusunu kapatabilir miyiz lütfen ablam? Ben açtım ama kapatalım. Neyse. Tatlı yeme Nesrin. Telif yeme diyor. Ha evet, o yüzden abi sen çok tatlıyorsun. Ben salak. Çok sevmiyorum tatlıyı. Diyetteyken yemiyorum herhalde tatlıyı. Normal hayatımda yiyorum. Diyette tatlı niye yiyeyim ben? Babam dün bana sütlaç almış. Sınav olayı kapandı. Tal kesk. Evet, babam sana sütlaç almış. Ben istedim, evet. Yemedim ama senin hakkın diye. Ay ay. Ben tuvalete mi gitsem ya? Ama şimdi üstüm başım çok müsait değil. Nasıl kalkacağım? Şu önümden geç. Sen kalk mesela İkber ya. Ben önümden oturarak geç. Geçeceğim. Abla böyle geçemiyorum. Hayır, sen kalkıyorsun ya. Şunu da kapatıyorum chat'i şuradan. Bir dakika. Ne yazıyorlar? Ha 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 ha. Faz diyebilir, sahibin şey ne olduğuna bağlı. Ya tamam ya, kalktım. Aman be. Ne aman be diyor, hala aynı şekilde devam ediyor. Ya sen sohbet etmekle... Tamam. Ablamla yayına girmeden önce kavga ettik. Neden de ben pencerenin önünde durdum. Pencerenin önünde durduğum için tüm şeylerim belli oluyor. Bakın görüyor musunuz? Ama buraya geçince düzeliyorum. İşte ablamın abla yer değiştirdim. Ben kendimi beğenmedim falan yaptım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ablam dedi ki yo benim öyle bir şey yok falan yaptı. Öyle bir şey gözükmüyor dedi. Sadece benim sol açım daha güzel olduğu için ben solda durmak istiyorum dedi. Ben abla kabul et öyle gözüküyor dedim. Hayır öyle gözükmüyor falan yaptı. Sonra kabul ettirdim ya. Çirkeflik yapıyor. Yalan söylüyor sırf daha güzel çıkmak için. Bir kerelik ben güzel çıksam ne olacak? O zaten hep çıkıyor ki diye düşündüm. Çirkef ya. Bir de yalan söylüyor. Neyse. Of ben ne yapacağım şimdi? Ne anlatacağım bilmiyorum. Ben artık influencer olacağım. Göreceksiniz. Söyleyeceksiniz ki aa bu bir tane Twitch yayıncı vardı eskiden. Şimdi artık yayın açmıyor. Onun kardeşiydi bu ya diyeceksiniz. Ne anlatıyorsun? Geliyor abla. Ben solda oturacağım. Hayır, orada ben oturacağım. Niye abla? Açıkla nedenini. Allah'ım yoruldum. İki gıybet yaptırmıyor. Sınav çok mu başarısız? Ben girmedim. Benim hadi bize kahve yap şurada kahve. İçelim. Of ya. Dün bir de ne oldu biliyor musun? Sürekli annemle ablam bana saçma saçma sorular soruyorlar. Ne ben gibi? De sinirlendim. O böyle dün akşam da biraz şeydim böyle dokunsanız ağlayacak kıvamdaydım. Sonra dünkü kızdım. Storyler nasıldı? Heh. Sonra kızdım ablama. Of bir sussun artık bana bir şey sormayın da. Ablam hemen bana kızdı. Of bu da ne triplerde ya diye. Çok sinir oldum sana. İnsan biraz iyi davranır bana. Dışarı çıkıyoruz ablamla kafa dağıtmaya dün. İki dakikada bir. Berin sınavın var. Nasıl hissediyorsun? Ne yapacaksın? Bana diyor ki boşlarını unutma diyor. Ben sana niye çıkışta boşlarımı söyleyeyim? Ha o dünkü videoda ne diyordum biliyor musun? Sonradan çekmeye başladım. Başını kaçırdınız. Dün story attım ya bilmeyenler için Instagram Nesrin sondaki ne iki tane? Osturk 2K. Dün diyorum ki Behrin'e. Behrin diyorum sınavdayken diyorum kaç boşun olduğuna bak diyorum. Sınav çıkışı bize söylersin diyorum. Yani bundan ne var merak ediyorum yani. Dedim ki abla 15 boşum var. Abla 20 boşum var. Abla 4 boşum var. Söyleyebilir ne olacak? Başladı orada bana triplenmeye. Ben de onu çektim. Ama abla sınav birazdan uyuyacağım sınava
diyeceğim. Senin dediğin şey. Harbi ben bu diğer tarafta küçüküm. Ben buraya geçeyim. Ben buraya geçeyim. Ya işte. Gördün mü işte? Ben buraya geçeyim. Ben çirkin. Sen zaten güzelsin. Pelin hadi bize kahve yap hadi. Hayır ben kahve. Hayır kahveyi çekti canım lütfen. Size terası, ay balkonu falan göstersem mi acaba da şarjdan çıkarmam gerekecek. Yani mobil mi devam etsek diye düşündüm de. Neyse dün sonra şakasına fotoğraf çektik. Hani YouTube'a şey koyarken. Thumbnail için. Onun için işte fotoğraf çektik. Ben yatakta böyle tavuk gibi duruyorum. Böyle gülmüyorum. Sert bakıyorum. Ablam gitmiş böyle story atmış. Ama çok iyiydi. Tam iyi geceler story'siydi. Ben... Ama senin story'ni artık... benim... Her gece ben ona iyi geceler diye atacağım o story'yi. Çok iyi. Hayır. Onun farklı versiyonları arkadaşlar, var. Berin'in güldüğü arkadaşlar, var. Arkadaşlar esas alıp iyi mi geceler yazmış. Gerçekten mi? Evet daha geçtiler. Şaka yapıyorum. Daha geçmeler de güldüler yani. Çok iyiydi abi. Atılmalıydı o ya. Ben yarıldım onu atarken. O gerçek abi. Değil miydi? O nasıldı biliyor musun? Onun gerçek değil miydi? Ne demek? Gerçekti zaten. Ne oldu biliyor musun? Ben vlog çekiyordum. Hadi ablam iyi geceler dedim. Beyin böyle yatıyordu. Ben ki beyin üstünü iyice örtelim ablam. Dümdüz yat dedim. Sakın etrafa dönme. Beyin hücrelerin ölmesin ablam dedim. Beyni dümdüz yatırdım böyle. Sonra tam gideceğim. Lan dedim çok komik duruyorsun. Fotoğraf çekeyim de dedim. YouTube thumbnail'i yaparım dedim. Vlogun başına onu koyarım dedim. O da çek dedi. Çektim öyle yani. Olay böyle aslında. Sadece YouTube'a koyacaktın. Arkadaşlarım YouTube takip etmiyor. Ama senin Instagram'ı takip ediyorlar. Bence çok iyiydi o. Ben onu her gece atarım iyi geceler diye. Onun farklı versiyonları var. Bak ya, sana komik geliyor olabilir. Çünkü başkası. Ben seni öğrensem bana da komik geliyor. Benim ama işte Twitch makarasına alışkın bir kız değil o yüzden. Sen çok alışkın. Berin bir şey söyleyeyim. Are you dentist for your Dostoyevski? Yes I am. Yani yatınca beyin hücreleri mi ölüyormuş? Ya o makarası işte. Ertesi gün sınava girecek ya. Berin niye mi toksit? babamı kandırıyorum. Bugün ne oldu biliyor musun? Berin'i bırakıp geldik ya eve. Babam uyuyakaldı. Seni almaya gitmemiz lazım. Babamı videoya çekiyorum. Uyan sınavı kaçırdın baba diyorum. Hani öyle bir video var ya. Uyan Nazif sınavı kaçırdın diye. Babam sinirlendi. Bir de bugün babam babaannemi kandırdı. Sen onu biliyor musun? Biz yine evdeyiz. Babaannem aradı tamam mı? Berin'in sınavı vardı nasıl geçti diye aradı. Babaannem diyor ki o sınav... Pardon babam da diyor ki o sınav bugün müydü falan diyor babaanneme. Sınav yarın değil mi? Biz bugün gitmedik bir yere falan diyor. Babam da babaannemi trollüyor abi kafayı yersin. Bizi çektin mi? Çektim onu da çektim. Her şeyi çektim ben. Anne diyor bugün değil sınav diyor. Babaannem diyor ki hayır diyor televizyonda gördüm sınav bugünmüş diyor. Babam daha çok diretince babaannem dedi. Yoksa dedi bana şaka mı yapıyorsun dedi anladı. RPF mini. Çağrı'nın yayınında hani izliyordu ya sizin videoyu. He. İşte hüsoş demişsin. Evet. Hep öyle mi diyorsun diyor sormuş. Evet. Sen hatırlamıyorum demiş. Hatırlamıyorum ben babama ne diyorum. Ben sen arada bir şey senin de hüsoşkom ya falan yapıyorsun böyle. Aynı böyle yapıyorsun. Ben cidden babama ne dediğimi hatırlayamadım ama baba hüsoş. Diyorum aslında diyorum. Hayır normal konuşurken baba diyorsun zaten hüsoş demiyorsun ama böyle... Şey, babamla şey... mutluysak, gülüşüyorsak evet. Ve babamın evet. O ara babamın eşref saatini kullanarak evet. Bir şey isteyeceksem hüsoş yapıyorum doğru. Ama normalde baba diyoruz biz de. Ben hüsoş yok demiyorum. Sen de. Ama benim kuzenim eskiden babasına bayram diyordu. Ben onu ayıplıyordum. Hatırlıyor musun? Ayıplıyordum. Sen kimsin ayıplıyorsun? Babasının adını söylüyordu. Babasının adı bayram yani tamam mı? Bayram diyordu. Ben de diyordum ki içimden babasına bayram diye sesleniyor ya falan yapıyordum böyle. Eşref saat ne demek bilmiyor musunuz? Oha eşref saati bir insanın iyi saati demek. Yani atıyorum o saatinde hayır, mutlu saat. Olduğu bir saat yani. İstediğini yaptırabilirsin atıyorum. Senin eşref saatini yakaladıysam sen bana şu an kahve yaparsın mesela. Hadi ablam göster eşref saatini. Kahvemiz bitmiş. Kahve var. Yalan söyleme. Abla bu havada sıcak kahveyi ne yapacaksın? Eşref saati diye kitap bile var okumadınız mı? Falan diye. Ablam da çok kültürlü bir insan. Ben de çok kitap okumuyorum da öyle bir kitap var okumuştum küçükken. Allah'ım merhaba. Oğlum ben küçükken babama şey yapardım. Babamdan atıyorum bir şey istiyorum tamam mı? Diyelim ki telefon. Ben bir telefonu 2 yıl isterim zaten. 2 yıl sonunda alır. Babama böyle gece masaj yapmaya gidiyordum babam yanına. Ayaklarına masaj yapıyordum. Kollarına masaj yapıyordum falan. Kulağına fısıldıyordum.
o alacak mısın bana falan yapıyordum. Biz bir ara seninle şey babamı yapıyorduk. Babamı ben bir ara sure bile okumuştum. Babamın yanına gidip okuyordum. Biz seninle plan yapıyorduk. Ben... İstediğini yaptırma duası falan internetten yazıp yaptım. Allah ama bir şey değil mi? Aldı babam sonra telefonu. Ses kaydını alıyorduk. Ablam ses kaydını başlatıyordu. Ben babama iki kere iki dört mü baba diyordum. O da evet diyordu. Sen de tam o sırada baba ben telefonu alacak mısın diye soruyordu. Sonra baba bak evet dedin. Baba bak evet dedin yapıyordu. Ben onu daha yeni bile yapıyorum. En son bir ay önce Antalya'ya geldiğimde babam böyle tam uykuya dalmış haldeydi. Böyle yarı uykudaydı. Baba bana klinik açacak mıyız dedim. Evet dedi. Aha videoyu kaydettim. Açacaksın diye annemle babama baskı yaptık. Daha bir ay önce bile yaptık bunu. Bırak küçüklüğü. Aşık etme rütüyeli. Neyse böyle şeyleri yapmayı seviyorum. Olacağından değil de yani. Kendi kendime eğlence çıkıyor. Gülüyorum, eğleniyorum. Ben niye şey çıkıyorum? Neye ya? SS aldın? Kaba çıkıyorum. Aha SS aldım demiş. Orgaze çete olmuşlar. Nesin çekiş yapacak? Oğlum ne çekişi şimdi? Dur. Ben sınava geldim. Verin lütfen yer ya. Değiştirelim. Lütfen ya. Değil mi? Sen değil zaten mi? Güzelsin. Gerizekalı lütfen ya. Ben bu ışığı sevmedim lütfen. Bir de benim sağ profilim kötü. Sol profilim daha çok seviyorum. Lütfen. Bunu demişti bana sırf buraya oturmak için. Pislik yalancı. Geç. Kahve yapacak mısın? Yapayım. Oh be rahatladım. Abi birden çirkin düşürüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buraya oturanla yazık. Berin daha güzel tabii. Ablam benim o. Ben zayıflasam daha güzel olurum ama. Ablam dişini geliyordu. Berin hadi bir kahveni içelim. Hadi ablam şurada kahvenin 40 yıl hatırı var. Oha kalan 800 kişiyle 40 yıl hatırı yaşamak istiyoruz. Ablam lütfen Türk kahvesi bari ya. Sen Twitch bırakmayacak mısın? Hayır bırakmayacağım ne alaka. Ablam lütfen Türk kahvesi olur kahve olur. Hem şunu kullanımını gösteririz. Ne alaka bilmiyorum ben ama. Ben de bilmiyorum kullanım. Ya hadi lütfen. Baksanıza yüzüme ya. Abi lekeli lekeli duruyor. Ya o ışık parıldaması. Swipe. 10 kişi abone hediye etmiş. Swipe çok teşekkür oha ederim. Kesene bereket. Sağ ol. Swipe'cim. Allah daha çoğunu versin. Bize bir salon versin. Falan diye. Zaten Twitch yapıyor bunu. Eleştirel bir espriydi. Hadi. Kahvemiz var mı? Altımda şort var. Babam görürse kızar sana. Swipe 10 kişiye daha böyle bir kedi. Sütlü mi istiyorsun? Sütlü olur. Cappuccino. Swipe teşekkür ederim 10 kişiye daha böyle bir kedi ettiğin için. Sütümüz bitmiş. Ne sürün? Yayın telefonda gördüğünüz kadar net değil. Detaylar gözükmüyor takmayın kafanızda. Doğrudur. Telefonda çok net şu an. Yani normalde ben Streamlabs'ten açabilseydim 1080p işte 60 fps hepsini ayarlayabiliyordum. Tek sıkıntı işte tekniksel birkaç problem oldu. Oradan açamadım. Bir dahakine inşallah Allah orada. Allah Allah. Bu süt bozulmuş mudur sence? Bakayım ablam ben anlarım. Çek beni. Yok sağlam. Sağ yeni açmadın mı bunu? Bilmem. Bak bir için dibine açılmış sanki. Kullanılmış bir kez. Tamam çek elini bir daha. Vallahi sağlam. Nice. Süt oranı çok olmasın ama benimkinin. Ben açlık diyetindeyim. Nesrin, Behr'in takipleri neden kabul etmiyor? Çok iyi soru. Daha bugün onu konuştuk. Behr'in kabul etmemiş falan filan. Ben dedim ki kabul et dedim. O dedi ki bir story paylaşırsam bir şey olur rahat edemem diye etmiyorum falan dedi. Behr'in et ne olacak dedim yani. Zaten seni takip eden hani şeyinin de şey artık. Kıkırdan da kev, iliğin de iliği gibi oluyor ya sana denk gelenler. Bir şey olmaz dedim. O da tamam dedi. Edecek mi benim kabul isteklerini? Bir de Behr'in normalde bu Instagram'ı kendi Instagram'ı değil yani. Kendi Instagram'ı da asıl Instagram'ı vardı Behr'in. O Instagram'ını kapattılar. Hani bir ara tüm influencerların Instagram'ı kapandı ya çağırdım falan. Ben de aynısı Behr'in'de de oldu. Aynısı olduğum için kıskandılar. Aa bak böyle kahve çekirdekleri var. Oh. Salak mısın? Behr'in Instagram'ı kapandı tamam mı? Bir de kahvemizi ben de göstereyim. Aa, bunu mu kullanıyor? Bunu ben almıştım annemlere. Starbucks'ın blond diyor. Yani blond olmayan kahvesiydi almıştım.
Neyse. Behrin'e dedim ki, Instagram'ı kapandı Behrin'in. Benim de bir tanıdığım var, Instagram'ları açan. Çağrı'nın Instagram'ı falan da o açtı hatta. Şafak adı. Şafak'a yazdık Behrin Instagram'ını açsın diye falan filan olmadı. Şu anki Instagram'ı yeni işte. O yüzden hiç gönderi yok. Eski Instagram'da vardı gönderileri. Ve çok güzeldi biliyor musunuz Instagram'ı? Ablamınkinden yemin ederim daha güzeldi. Evet, ama zaten benimkinden güzel, hepsi güzel. Reklam yapmıyorum abi. Ben kullandığım şeyleri göstermeyi severim. Bunu çok anlattım da işte kısa üstten özet geçtim. Kusura bakmayın. Yani şu an sıfır gönderi diyor da aslında. Ah ablama. Nesrin? Fresco silikon matrixin var mı? Çok pahalı. 3000 lira olmuş, onu mu diyorsun? Matrix, oto matrixten mi bahsediyorsun? Bujileri gevşek. Çete şey ada bak. Bir dakika. Bujileri gevşek haplı kişi, otomatrix'ten mi bahsediyorsun? Bu arada Behrin RP'si büyüktür Nesin RP, change my mind. Ben neyse konuşmayacağım. O ne anlatacağım, diş hekiminde kullandığımız çok ufak bir alet. Fiyatı 3000 lira olmuş galiba. Dedim yuh yani, bir çok bir işlevi bile yok yani. Ya her şey euro muro bir şeyler ya bizde. Diş hekimliğinde artık yerli olmayan malların fiyatı çok arttı abi. Abes fiyatlara çıktı zaten tahmin edersiniz. Maliyet çok artıyor. Atıyorum maliyet artıyor ama parayı arttıramıyorsun. Hani çünkü hasta gelmiyor. Anladın mı? O yüzden de yerli malına geçiş olması lazım. İşte yerli o Matrix'te dediğim ne biliyor musun? Diyelim ki dişin böyle, dişin çok çürümüş. Yanlarını aldık ya. Böyle bir şey takıyorsun. Yalancı duvar oluşturuyor. Dolguyu daha rahat yapıyorsun. Bunu taktığın bir alet aslında. Otomatrix adı. Otomatik Matrix. 3000 lira olmuş fiyatı ya. Çok garip. Bir de hemen bozuluyor. Sağlam değil. Çok kaliteli bir ürün olsa tam diyeceğim. Berin sınavı idare eder gibi geçmiş. Ablam kaç soru işaretledin demiştin? Yeni gelenler soruyu da hızlı hızlı söyleyeyim. 90-95 işaretlemiş. Gerisi boşmuş. Bakalım doğru yanlışı bilmiyoruz. Nesin diş hekimlerinin malzeme aldığı yeri açmak için bir belge lazım mı? Depocu olmak için bir belge lazım değil bence. Bilmiyorum. Sen ne istiyordun abla? Cappuccino ablam ama sütü az olsun. Bir de Behrin o sütü ilk kaynatıyor, buhar çıkıyor. Orayı göstersene ekranda bize. Ne içiyordun ben? Cappuccino mu? Cappuccino dedim ya ablam. Dinlemedim. Ay çocuk 10 kez sordu. Cappuccino. Behrin sayısal kankim. Büyük. Bu büyük 260 mi? Orta yap, orta. Ben çok içmem. Az içerim. Çekirdek sertken sert değil. Ben yumuşak içim içiyorum. Yumuşak mı? Behrin hangi bölüm istediğini bilmiyor. Eczacılık sıcak istiyor. Sıcak yeterli. Eczacılık istiyor, diyetisyenlik istiyor, veterinerlik istiyor. Yazılım mühendisliği istiyor. Bir de aslında gizli hayali pilot olmak. Ama pilotaj çok pahalı diye onu istemiyor. Evet, pilotaja girmek için ya 5000'e gireceğim ya da para vereceğim. Yani tam bursluları 5000 sıralamayla alıyormuş. Ücretlileri aslında alıyor ama ücretli çok fazla pilotajın. Çünkü euro ile ödeme yapıyorsun. Ha dur makine çalıştı. Sesten birbirimizi duyamayabiliriz. Hadi duman çıksın şimdi, orası çok zevkli. Şu an uyutuyorsun. Aa duman çıkmayacak mı? Bekle. Ha. Duman çıktı. Bu kadardı. Gösterimiz bitti. Çağrı'nın aldığı sis makinesi gibi oldu. Böyle büyük bir şey bekliyordum da ufacıktı ya. Onun gibi oldu. Abi her yeri süt yaptı bu salak şey. Ne yazıyor bu bardağın üstüne? Ben okuyamıyorum Behrin. Ben belayım üzerim seni. Ben belayım üzerim seni. Duman değildir o, buhardır. Buhar işte her neyse. Çağrı akşam yayın açıyorum bilmiyorum. En son hastayım kötüyüm falan demişti. Dün de öyle demişti. Herkes kustu ha. Abi sen beni biliyor musun? Ben iş yerinde kustum. İyi. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane salgın var adını unuttum. İnsanın midesini bozuyor. Yani miden bozuk oluyor o salgında. Yani grip olursa ya burnun akar falan. Ekstradan bir de miden bozuk oluyor. Aynı gün ben istifra ettim iş yerine falan. Çok kötüydüm. Hastalığa başladım ilk 2 hafta önce falan. Sonra benim hocam aynısı oldu. Bir hafta sonra Furkan var bizim yine benimle yaşıt. O da çalışıyor. Aynısı bir hafta sonra ona da oldu. Onda bir de ateş de vardı. Hastaneye gitti, serum falan yedi. Bu aralar herkes hastalandığında midesi de kötü oluyor. Bizim Mert var ya.
Beautiful Dead. Aynı sonunda da oldu. Zehirlendi zannediyor size kendini. Size Pandora'mı göstereyim. Aa, hadi göster. Mert zehirlendi zannediyordu. Bence o salgında Çağrı'nın da midesi kötüymüş bak. Herkes de aynı salgın var. Bana yakışmadı ya. Beri sana yakıştı manyak. Ama manyak. Böyle hafiften bir Burger King McDonald's çalışanı edası da var. Maymun demeyecektim. Mart diyecektim. Saçmalamayın. Oldu. Biz kaç dakikadır yayındayız? Biz kaç dakika olmuş? Ünlem uptime falan yapsanız da. Bakın yaptım kahve. Oha 75 dakika mı? Bak gösteremiyorum. Boş ver. Aa elim. Çok da önemli değil. Böyle köpüklü oldu. 74 dakika. Ay süt alalım. Abi mobil yayını çok sevdim ya. Benimle ne konuşasın var ha? Ben çok konuşuyorum değil mi? Değil mi? Bunu annem sonra temizler. Ablam. Ne? Chatten gördüm Allah affetsin. Ablam değil pardon. Bakar mısınız? Salak. Bir tane McChicken boy alabilir miyim? Bir de öyle bir ses yapıyorlar ya derin. Abla anladın mı? Sen şu an patatesleri haşlıyorsun. Bardakla. Neydi? Ben beler miyim sana? Bunu belaya bak ama. Elamı bela. Renk sos alabilir miyim? Sıkacağım şunu sana. Chat'in esprilerini söylüyorum sana. Ha, onlara laf söylüyorum değil mi? 3 fark, 3 lira farklı büyük seçim mi olsun efendim? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Abla ben de YKS'ye giriyorum. O yüzden çok katılamadım son yayınlara. Nerede çalışıyorsun? Working. Sultan Gazi gibi bir yerde. Gibi onu. Ben de McDonald's'ta çalışıyorum. Abi göster. Verin de işte bu gösteriş merak. Ya göster. Annem uyanmış. Suzi. Yayındayız. Video, vlog değil yayın. Ha tamam. Ha tamam bu kadar. Senin dedikodunu yaptık birazcık. Annem şimdi yayın geçmişini 5 saat izler. Bir gün biz sahile yayın yaptık ya annem bir yerime. Eve geldik 2 saat geçti annem yayın geçmişini izliyor. Sonra ben içeri gittim bir daha geldim. Kaç saat geçti annem hala 40 dakikalık yayın geçmişini izliyordu. Bak herkes yeknesak ne demek diyor. Yeknesak ne demek diyor öğrenmiştik. Anne yeknesak ne demek biliyor musun? Sınavda sormuşlar ne demek diye. Tek düze demekmiş. Gelip bir selam versene anne ya. Verdim ya. Verdim mi? Anne bir garip ya. Şuraya bakacağım. Sınavdan dolayı bir garipsin. Sanki annem sınava girmiş gibi. Merhaba. Annem gece çok okudu ya. Hangi kameraya? Annem gece çok okudu ya Meryem yoruldu. Sıcaktı, sıcak yordu beni. Evet. Bugün var ya beni seni beklerken başımıza cidden. Bir de bayağı sen gittikten sonra ben gitmedim. Bir şey söyleyeceğim. Sanki siz sınava girmişsiniz gibi tribe giriyorsunuz ya. Allah Allah. Biz girmiş gibi olduk ama. Anne yüreği verin. O daha farklı hanım. Ber diyor ki acaba diyor şu an Ber'in. Ne demiştin anne ya? Çözüyor mu durumu diyor soruyor. Yok yani boş boş. Ber'in doğru saati görmeye çalışıyor. Allah kahretsin okunmuyor böyle bakıyor. Neymiş gerçekten abi? Öyle. Bir de korkarım beni kopya çektiğimi zannedecekler. De sorsana hocaya. Anne konuşulmuyor öyle. Sen anne konuşmak yasakmış. Ben de aynısını dedim. Asla sessizce bile bir şey söylememişsin. Allah! Bozdu. Ya hayır salak. Benim bu niye çıktı? Bu niye çıktı? Takılır ya o. Bir şey yapmadım ki. Beher'in dün kendine mezuniyet hediyesi olarak bileklik aldırttı. Ben de aslında o gün ayakkabı aldırtacaktım ama ha, tamam. ikimiz aynı anda bir şey almayalım babama çok yük olur diye ben almadım artık. Beher'inim hak ediyor dedim onu aldırttım. Onu gösterecektik ben onu çok beğendim ya ben de istiyorum. Gözün kalmasın. Birazcık gözüm kaldı. Sen hangi ayakkabıdan istiyordun? Yani ben bir tane... Ben 12 sınıftayken Nike'ın beyaz bir ayakkabısını almıştık ya. Düz beyaz. Düz beyaz. Ben onu 7 senedir giyiyorum. 12 sınıfta almıştık. Artık ayakkabı çok eskidi. Ve öyle düz beyaz bir ayakkabı ihtiyacım var. Ve o klasik model vazgeçilmez. Nasıl anlatıyorum vazgeçilmez falan. Ondan istiyordum. 7 senedir onu kullanıyorum. Yani boyayıp boyayıp bir sağını boyuyorum bir sonu boyuyorum onu giyiyorum. Ya abla şunu kapat şöyle. Sen kapatmıştın ya. Evet.
Zor kapanıyor. Bekleyin, göstereceğim size. Benim bu yine çıktı. Abla o tak şeyine ilk zinciri o. Göstermesek mi ablam ya? Sen yapsana, yapamadım. Sen git şey yaptın. Neyle boyun ya, biz de boyalım. Valla reklam falan diye Trendyol'dan 30 liraya mı ne aldım? Neyi? İsterseniz veririm. Neyi? Şey, ayakkabı boyası. Her yerde var. Kötü süper... oldu anladım. Şöyle Süper Step'in de varmış. Arkadaşım önerdi. Süper Step diye mağaza var ya, orada beyaz boya satılıyormuş, ayakkabı boyası. Ondan çok memnunmuş. Bir arkadaşım göstermişti. Ben oradan almadım. İnternetten aldım. Filo'dan aldım. Nesin gıdında bir şey var. Gıdılmış bu çıkıyor. Ne yapayım abi? Var. Biz genetik 100'den alıyoruz kiloyu yani. Mesela Behrin çok zayıf. 50 kilo. Abarttım ya. Kaç kilosun? 56 kilo. Oha sen kilo almışsın. Behrin 52-53 de. Behrin'de de ufak da olsa var, ben kadın olmasa. Bizim birazcık ya genetik. Ya şunu kendin niye çeviriyorsun? Tamam. Ya Ufku şey yapamadım. Böyle neyse bakın. Kapatmasan da olur Behrin, ver. Kapatmasan da. Bir tane böyle bileklik aldı. Ablam gösteremedim. Ters göz. Dur. Böyle kaplumbağası var. İşte ne vardı? Deniz kaplumbağası, mavi falan. Böyle bileklik aldı. Güzel ama. Yakışıyor. Ben de canım çekti. Behrin'in yaşı 2003 Kasım doğumlu aslında. Kasım 20. Kasım'da 19 olacak. Şu an 18,5 yaşında. Evet, Pandora'dan aldık ya. Biraz içimize dokundu. Ama olsun. Behrin yıllardır kendine bir şey almıyor diyeceğim. Behrin, babam bana kredi kartı ekstresini gösterdi. Orada sürekli martı yazıyor. Martıları bilen sen misin? Abi bir insan martı parası... Allah aşkına ya. Pardon, babamın telefonuna mesaj gelmiş martı diye. Babam diyor ki sürekli martıdan benim kartıma bir şey çekiyor. Bu ne Nesri, sen mi yapıyorsun? Ya Allah Allah diyorum. Martı bir şeyin kod adı mı acaba? Martı ne diyorum. Sonra da aklıma geldi. Behrin martı binmeyi çok seviyor. Behrin o martıda ne yakıyor öyle? Bir şey söyleyeceğim. Sanki her binimi 20 lira yazıyormuş gibi konuşmayın. Üst üste spam yapıyorsun. 20-20-20 yükleniyor üst üste mesela. Yanlış mı acaba? Bir orada bir hata var. Her gün bir 20-20-20. Aylık martısı 5K. Behrin geçen gün martıdan düşmüş. Anlatsana onu. Evet. Ne oldu biliyor musunuz? Ben pazar günü akşam dışarı çıktım arkadaşımla. İşte... Ondan sonra dönüşte de annemi çağırmak istemedim, gelmesin diye. Taksiye binesim de gelmedi. Ondan sonra dedim ki martıya binelim. Zaten 10 dakika falan sürüyorum. Neyse, ama yağmur yağıyordu. Çok şiddetli yağmıyordu da yağıyordu işte. Baktım böyle herkes sürüyor. Herkesin 3-4 kişi sürüyordu. Ben her şeyi söyle. Çok yağıyordu. Çok yağıyordu dedim, yağıyordu. Herkes sürüyordu. Herkes sürüyordu dedim, 3-4 kişi sürüyordu. Devam et. Ya, dedim ki onlar sürüyorsa ben de sürerim. Ne var dedim. Sonra ben gidiyordum tingir mingir. Sonra önümde de böyle 50 yaşlarında bir tane amca vardı, bisiklet sürüyordu. O da çok yavaş gidince ben onu sollayayım dedim. Tam böyle solarken, bir de bisiklet yolları daha pürüzsüz ve kaygan oluyor ya. Tam solarken kaydım işte martıdan. Böyle oldum. Düşeceğimi hissettim zaten öyle olunca. Pat diye. Yoksa annemi sen daha zikzak çiziyorsun, gidemiyorsun arabada dediğim martı mıydı sana? Hayır. Neyse Sonra reklam girdi. Böyle soluma doğru bizi düştü. Duyuyor musunuz? Abla duyuyorlar tabi, salak mısınız? Reklam girdi bir daha mı? Bazılarına giriyor, bazılarına girmiyor. Bazıları edilio kullanıyor çünkü. Galiba abonelere gelmiyor reklam. Yok sen konuşa dur o ara. Neyse. Sonra soluma doğru düştüm. Full böyle başımdan parmak uçlarıma kadar tüm sol kısmım ağrıdı. Sağımda hiçbir şey yok, bir solum ağrıdı. Şu an gösteremeyiz ama bacağım birazcık üst kısmı mosmor. Şu kadarlık bir alan mosmor olmuş. Üzüldüm yani. Tam da sana öncesi. İyi ki kolunu falan kırmadım benim. Babam var ya, döverdi bizi öyle bir şey olsaydı. Bir de benim sol kolum daha önce kırılmıştı. Dedim acaba bir şey oldu. O da paten binerken kırıldı. Paten miydi o? Evet, paten. Patende kırdı sol kolum daha önce. Şimdi yine martı. Dedim ki acaba koluma bir şey olmuş mu öyle mi? Sonra bir de başım ağrımaya başladı. Başımı vurdum sanırım. Reklam girenler için söyleyeyim. Behrin dedi ki düştüm dedi. Sol kafamın üstünden ayağıma kadar sol tarafım komple ağrı içindeydi dedi. Ben dedim ki Behrin'in bacağının üstü birazcık dedim. Birazcık değil. Yani birazcık üstü. Şu kadar mosmor dedim. Ama şu an gösteremeyiz dedim. Öyle. Sınava bir hafta kala iyi ki kırılmadı bir yeri dedik. Ve konu kapandı arkadaşlar. Yeni gelenler için. Falan...
Yürürken çok ağrıyordu bacağım. O normal, çok morarmış evet. Benim. Hala morluğu duruyor. Bir hafta oldu, hala duruyor. Bir 10 gün daha durur. Ya ben şununla uğraşıyorum da. Yanlışlıkla kolyenin ucunu düğüm yaptım. Zinciri ya çözemiyorum. Ya o benim kolyem. Çözemiyorum. Düştükten sonra yine binip eve mi geldin? Oha çok iyi bir soru. Ha pardon anlattın ya. Annemi aramış. Zaten elim ayağım titredi. Acaba sürsem dedim ama şimdi yine düşerim dedim. Yağmur. Annemi aramış gel beni al diye. Annem sonra de, tam sahildeki McDonald's var. Bilirler belki. İşte oraya girdim oturdum. Bir de oradaki insanlar da beni gördü. Baktılar. Ya ne olacak ablam? Evet. Hiç mağazadan düşmemiştim. Nazar diye. Sen bir kez araba çarpmıştı bisiklet sürerken sen. Berin'e bir kez araba çarpmış. Bir gün bana babam da çarptı. Babamla biz otoparktayız. Ben indim arabadan babam park etsin diye. Sonra yürüyordum. Babam arabana böyle dokundurdu. Arabanın ön kısmı. Ne yapıyorsun dedi. Ölümden çekilsene. İnsan bir bari şeye basar. İsmini unuttum. Direksiyon. Korna. Hüso çarpmaz. Hüsom yapmaz diyorlar Berin. Yaptı ama. Anne peki babamın bu kadar abartıldığını mı düşünüyorsun babamın? Bir gelip kıskançlığını anlatabilir misin? Ne bileyim biz onun hallerine alışık olduğumuz herhalde sıradan geldi bize. Sıradan geldi bize. Dün mesela ne yapıyor biliyor musun? Dondurma yiyor. Şey yapıyor. Müdürü kıskandırıyor. Bizim kediye dondurma yiyeceğim diyor diye sonra kendi yalıyor falan abi ya. Gerçekten yani gerçek bu hareketleri de biz alıştık babama artık. Ne yapayım? Bana normal geliyordu yani. Oy ailecek beypazarı içiyorlar kral. Mesela o gülüşü yıllardır yapar. He he dişini mi? He he. He. Ya annem çok sinir olur. Babam sürekli el hareketi de yapar. Şap diye. Evet, sürekli bozuk paraları çarptırır. Böyle yapar. Neyse işte öyle. Ha, bitmiş su şişesini. Ha sürekli onunla oynaşır. Annemle sürekli kavga ederler babam bu hareketleri yüzünden. Ay ay. Yoruldum lan. Oo, ben var ya hayatta kesin. Ay ağzımın suyu akıyordu. Oh. Hayatta şu an yayını kapatıp hadi duş alayım deyip çıkıp babama hediye bakıp vlog çekip aynı zamanda saçımı fön çektirmeye getirip sonra gelip yemek yiyemeyeceğim. Çok yorgunum. Abi çok yorgunum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Bugün hafta sonu ne güzel. Yağız Yılmaz kademe 2 abone olmuş. 2. aymış. Yağız hoş geldin. Sağ ol. Merhaba Eray Pat. Ay küpürdeterek içtim. Ben çok iyi... Aha annem ikinci... Yani anne bir gelsene şuraya. Aa annem daha çok benzedi. Kime ben? Merhaba tişört bir tane çizle. Patates kızartması alabilir miyim? Alabilirsin. Hayır şey diyeceğim. 3 lira farklı büyük boy olsun ister misiniz de? 3 lira farklı büyük boy ister misiniz? Yok hayır. Renk sos var mıydı? Yok. Ya ne ya? Ketçap boyu ne şey, var? Renk simülatörü oynuyoruz ama. Oyun esprisi yaptım. Renk simülatör diye oyun var alakasız. Başım ağrıdı. Yes, yoruldum artık. Berin ya. Ne gibi oldum biliyor musun? Bir an dedim ki Berin RP miymiş dedim içimden. Niye? Yaptım ya kes yoruldum artık. Hani olur ya Sıla canlı yayını kapatırken falan yapıyor ya. Neyse ben kendi kendime gülüyorum işte ne yapayım ya. Ben kasaba gidelim mi diyecek. Kasaba mı gidelim? Anne kasaba kendin git. Kasapta ne yapacağız üçün? Anne yarın mutfak yayını yapalım mı? Senin sözünü alayım herkesin. Şu an 816 kişi senin sözünü benim bekliyor. Benim yarın planlarım vardı. Bozuldu. Ablam yüzünden. Niye bozuldu? Yapmayalım anne ya? Çok şey... Hadi konuş. Sıkıcı, yorucu. Anne bir şey yapacağım. Sen yemeği yapacaksın. Ben mobil olarak gezeceğim kameraman gibi. Sen ne yapıyorsun? Hı-hı. Evet Hüso soğanları kesiyor. Bakalım gözleri ağlayacak mı? Gözleri ağlayacak. Ya işte. Onlara bakacağım yani. Bir şey yapmayacağız ki. Berin ayeti. Sabah girecek yarın Berin sınava. Girmesem ne yapsam diyormuş. Ya hay gıdım kadar başınıza taş düşsün ya.
Tövbe tövbe düşmesin ya. Tamam düşmesin. Küçük zaten. Düşerse çok düşmez. 10 gram falan düşer. Abi 400p yapacak bir şey yok arkadaşlar. Normalde yayın, eğer mobil yayın açacaksanız iki seçeneğiniz var. Birincisi Twitch'ten açabilirsiniz. O normal Twitch'ten. Diğeri de Streamlabs'ten. Streamlabs'te 720p seçeneği, 60 fps seçeneği, 1080p seçeneği, her şey var. Ama Streamlabs benim telefonumda sorun çıkarttı. Yatay olarak yayın açamıyorum. Dikey açıyor. TikTok yayını gibi. Benim telefonum İşte denemedim. O yüzden de birkaç kez yayın açtık daha demin hatta. Yayın açıp kapatma yaptık. Düzelmeyince sorun, geri Twitch'e döndük. O da 480p. Özür dilerim yani. Ne yapayım şimdi? Bu kadarı geldi elimizden. Yayın bozuk mu diyormuş? Ya görüntü kalitesi 1080'e alırsın ya. 400p'ymiş onu söylüyor. Yuh çok düşük. İşte burada gördüğün gibi aslında. Burada kötü durmuyor bence. Yani, biz telefonundan bakıyoruz. Duruyor acaba? Bilgisayar tabii daha da büyütüyor ya ekranı. Ama daha kötü duruyordur. Görüntü kötü olsa da olur yayın kalitesi. Evet, en azından internet donma falan yok yani. Wi-Fi ile bağlanmak için evden Arda sana selam demiş anne. Selam. Ya kendine çevirme şunu. Ya yanlışlıkla yapıyorum. Tamam. Bencil. Okumak için yapıyor. Ben mi? Chat'i okuyorum. Görüntü iyi, PC'de izliyorum güzel. Tamam, Jonastra sağ ol. Bizden Bero girdi. Kardeşim 95 işaretleme yapmış. Berin yok ne ya? Ya onun şakasına diyordur bir şey. Ben daha gelmedim bak ekrana. Ya annem de telefondan kendine bakıyor. Bir de hangi kameraya bakacağız diyor yani. Ay ay. Oha ne yapmışım? Allah iyiliğini versin. Şunu çorabımın içine sokmuş. Salak. Ya Allah'ım heyecanlandım bir an annem gelince. Akdeniz Üniversitesi'ne girdik Yağız'cığım. Babam şu an işe gitti ofiste, babam evde değil. Ama babam yarın evde olur. Kimyada XY Levi's diyorum. Levi's'li soru neydi bilen yazsın please. Ha siz chatte böyle yardımlaşma yapabilirsiniz. Yavaştan beni kapatalım mı bu arada? İşin varsa kapatalım. İşim yok da. Ha, bizimkiler açık ya zaten. Ya. Onları söylemeden açtım. Bir de zaten sen de yoruldun. Hem işimizi hallederiz hem yarın bir daha açmaya enerjimiz olur. Yarın bir daha açarız. Ben bilmiyorum açar. Yarın açarız verin. Sınav hakkında sorular var. Yarın biz çok mi? Yoğun olacağız ama İstanbul'a gideceğiz. Ne planımız var? Anne İstanbul'a gece gideceğiz. Ne olacak ya? Bavul hazırlayacağız. Anne bavul ne hazırlayacaksın Allah aşkına? Ben zaten kendi geldiğim gibi gideceğim. Ben bir şey hazırlamayacağım. Hep kendi düşünüyorsun işte. Bu kadın. Annemle yapmış. Bu kız da. Anne. Niye kız diyeyim ben de sana. Berin hedefini tam bilmiyor. Berin ne olmak istediğini bilmiyor. Ben XY yapacağım. XY 3 yapanlar burada mı? Sorunun cevabını. Tamam yarına söz vermeyeyim. Eğer yayın olacak olursa falan filan her ne şekilde ne olacak olursa Discord'dan everyone atıyorum zaten. Ünlem DC yazarak gelebilirsiniz. Ünlem Insta yazarak storylerime bakabilirsiniz. Çünkü post atmadım. Ünlem YouTube yazarak da YouTube'a bakabilirsiniz. Hepsi beni çok mutlu eder. XY2, XY galiba. Oğlum, anket başlatırdık bilgisayarda olsaydık. XY mi, XY2 mi, XY3 mü? Soru neydi? Ben çözeyim. Şey, Levi's yap... Levi's. Levi's yap... Levi's'i okuyunca aklına kıyafet markası geliyor işte. Aynı ben. Levi's yapılarını vermiş. Oktete mi ulaştırıyordu, dublete mi? Onu hatırlamıyorum. Oktete. Oktet nasıl okuyorsun lan? Doğrusunu unuttum. Oktet. Ama böyle oktete diyorsun ya. Oktede der gibi. Oktet aynen. Tamam tamam anladım da. Evet, ayırdın defa yani. Girdim. Neyse ben çözemem be ya. Neyse boşver. Öyle işte. Selam ben Sude, hoş geldin. XY cevap çözmüş YouTube'da birisi. Ya nasıl oha, ya? Oha eskiden şey olurdu. CNN Türk gibi böyle haberlerde sınavdan çıkar çıkmaz eve gelirdik, soruları tek tek cevaplarını çözerlerdi biz SBS'deyken. Televizyondan öğrenirdik. Öyle bir şey var mı artık? Ha, hatırlıyorum. Hayır. Yani bilmiyorum. Ablam daha çok çalıştı. Babam müteahhit. Kaç kere söyledim. İlayda burada mısın hala? Zeynep de sınava girdi galiba. Ben oralardan bakardım işte küçükken SBS dönemi, ortaokuldayken. Biyoloji, bitki ve hayvan hücreleri aynı değildir sorusu ne?
Bakın internetten. Sana niye sormuyorlar zaten. Chat'te birbirlerine soruyorlar ablam. Burası forum sitesi gibi. Dayanışma hakim. İlayda hadi %50'sini atlattın. Yarına bitti mi? Aa, rahat. Bana hiç böyle demiyorsun. Sana diyorum ablam. Ben sana hep diyorum. E-Ber'in sınavın var. Ne hissediyorsun? Ne yapacaksın? Kaç işaretleyeceksin? Kaç işaretleyeceksin diye sormadım. Bu bir. İkincisi de ben senin çalışma döneminde senin yanında olmadığım için olsaydın, senin şeyini sen bilmiyorum. Sen konuyu açmamı istemiyordun hiçbir zaman. Artık son gün açayım artık dedim. Bazı şeyleri konuşalım dedim. Kral çıplağı biri desin artık dedim. Öyle bir cümle vardı biliyor musun? Artık biri desin ki kral çıplak. Sen sanki hep yanındaydın da hep soruyordun. Ben hayır demişim bunu konuşuyorsun. Oğlum sana Milli Savunma Üniversitesi'nin sonucunu 50 kez sordum. Allah razı olsun ablam. Ayşe Hanım sorusunu bilmiyor. Nesrine yedi lahmacun. Dün lahmacun yedik. Dün ben uyuyordum. Tam uyuyakalmışım dün ben. Benim yine kötü oldun ablam. Saçmalama. Ama üstüme geliyorsun sürekli. Ben senin üstüne gelecek son kişiyim ya. Ben yargayım falan gelmeyeceğim. Abi. Ben senin yaşıtınım abla. Bir git ufalıcım. Ne anlatıyordum? Ha. Ben uyuyordum. Bir uyandırdılar. Nesrin lahmacun dedi. Şöyle önüme koydu. Ne kadar yedim? 1.27. Bir tane yedim. Diğerinden de bir lokma yedim. Ne oldu? 7 lahmacun yiyor diyorlardı bana. Değil mi Beri? Değil mi Beri? Sorduk sana. Sen de lahmacun yemek istiyorum dedin. Ben uyurken demişim onu. Bilinçaltım. Beri'nler bana ne yemek istiyorsun demiş. Lahmacun demiş. Hayır ben hatırlıyorum. Pide mi lahmacun mu diye bir soru geldi hatırlıyorum. Pide çok yağlı diye düşündüm içimden. Çok kalorili. Lahmacun kalorisizdir diye lahmacun dedim hatırlıyorum. 1.5 değil 1.2. Pide daha yağlı oluyor lahmacundan bence. Bilmiyorum. Benim hissettiğim bu yönde. O zaman ablişkonun morali birazcık bozuldu. Ben onu Kevin'in yerine getirmek için. Sen getirme. Şaklabanlıklar yapayım. Öpeyim ablanı. Bir yandan da öperken bakıyorum hala çıkmaya. Gıdım gözüküyor mu diye. Ablam! Ah! Şimdi... Bedel ödemiş Beher'in. Beher'in üzülme 366 gün kaldı. Bu kadar klasik bir espri, bu kadar gülmem de. Öyle bir espri var mı? Güzelmiş. Ablam sen niye böylesin? Sen çok güzelsin ya. Boşver sana başka bir iş buluruz. Model olursun ablam. Berin hiç üzülme benim üçüncü girişim sınavı. Yok ya üzülmez. O bazen bana naz yapmayı çok seviyor. Ablası nazını çeksin istiyor değil mi ablam? Değil mi abla? Hayır. Berin bak canlı yayındayız şu an lütfen. Artık bir düzel. Lütfen artık ablam. Artık bir düzel mi? Hayır ablam canlı yayındayız yapma etme. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Elim ayağımı dolandı baksana. Abla. Melak danışmanı ne demek ya? Bilmiyorum. Hocaya çok ısrar etseydin artı 20 dakika veriyormuş. Üzülme benim 5. girişim 30 yaşındayım Beher'in unutuyorsun. Oha bir de 2 senede bir mi girdi kanka? Şaka şaka. Salak. Yarın bir daha var evet. Sen çok salak mısın? Oo hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Böyle kapatıyormuşuz yayını. Karakola merkeze. En son ne zaman çiğ köfte yedin? Bilmiyorum bayağı oldu. Ya hatırlamıyorum. Bayağı aldım onu. Ali Çağ'ın izliyor mu? İzliyor Ali Çağ'ın. Ali Çağ'ın çağırdım gelmiyor. Hastayım diyor. Sanki yalan söylüyormuş gibi. Ben sanki gelmemek için öyle söylüyor diye düşündüm. Geçmiş olsun Ali Çağ. Ali Çağ bana şey sormuş hani en son ne zaman çiğ köfte yedin yazmış. O zaman biz kaçıyoruz. Benim mutlu kaçalım lütfen Allah aşkına. Geri düzelt böyle yap. Oley be de. Tamam gül. Şey yap, rujunu sür bakayım şöyle güzel. Ya ben istemiyorum, bir dur artık. Ben süreyim, ver rujunu. Annem gitti bari ekranda sürseydin. Ben de son kez kahvemi içeyim burada.
Yok, ne zaman gelir? Hafta içi döndükten sonra yüklerim. Annemle döneceğiz ya şimdi. Annemin dişlerini falan da yapacağım. Bir yandan işe gideceğim, geleceğim. Birkaç şey sıkıntıya düşebilir yani. Haftaya, ben cumartesiye bile kalabilir. Ben 2016'da girmiş. Senin senemde. Aa, ben de 2016'da girdim Can. Sınavda yanlış iki soru çıkmış, iptal olma ihtimali var. O da hep denir. Şu soru yanlış, iptal olma ihtimali vardı ama bizim senemizde olmuş muydu hiç hatırlamıyorum iptal. Beri saçlarını boyatmasın ya, bence güzel saçlarını. Saçlarımı saçını niye boyatayım ya? Ablam kötü bir şey dememiş zaten çocuğum. Herkes bu rengi istiyor. Ya anne sen de of ya. Ya anne of. Bunlar da bir kızların örmeseler olmayacak. Bana gelirken bizim çocuğun sınavı çok kötü geçti. Benden bahsediyordunuz, ben puanım açıklandığında hatırlıyor musun? Yes. Annem hatırlamadı da yes diyor, ben yayındayım diye. Tamam o zaman, öptüm. Annem bu arada hep öven taraf oluyor. Babam gömen. Ama annem bir kez beni de gömmüştü işte. Şeyde, köyde hatırlıyor musun? Biriyle karşılaştın. Bizim çocuğun iyi geçmiş, sizinki nasıl dedin. Bizimki çok kötü ya falan yapmıştın. Neyse. Beklentimi yüksekmiş o zaman. Anne benden beklentin çok mu düşük? Ya hayır ya, alakası yok. Hiçbir şey demedi. Bir dakika, ben nasıl şey beklentim? Ya sen ilk 30 bine girmeni beklemiyorum, Allah Allah. Ya anne kavga çıkacak. Çünkü ablam benim senemde 2 milyon kişi girdi. Benim sesimde 3,5 milyon. Yani aslında şu, geçen iki, eskine 40 bini, şu an 80 bini demek. Anne zorbalıyor. Millet delirdi. Üç buçuk. Ama üç buçuk oluyor. Telefonu kıracağız. Benim telefonu niye öyle yapıyorsun? Sen gitsene artık. Anne Allah aşkına şimdi? Sen birazcık başka yerde takıl. Biz, ben birazdan sizi barıştıracağım. Ya barışmak isteyen kim? Ablam sen şöyle güzelce bir veda et de öyle kapatalım. Sen aramız be. Kötü kapatmayalım istedim. Sus artık anne. Beğerine ayıp edildi abi, gel abla. Bak onlar bile biliyor. Ben kendim söyledim. Ben dedim sana, seninle karşılaştırıyorlar beni diye. Bilin. Ağlıyormuş. Beni senle, en azından ben senin ablanın canından bir parçayım. Annem beni komşunun çocuğuyla karşılaştırıyordu, biliyorsun. Beni biliyorsun değil mi? Dedi ki Oğuzhan 28 bin yapmış. Sen işte YGS'de oldu bu. 28 bin, sen 41 binsin falan yapıyordu. Hani benim komşunun çocuğuyla karşılaştırıyordu. Sen yine canından bir parçayla karşılaştırıyor, öyle düşün. Çünkü bizim artık komşumuz yok. Komşular hep akraba zaten. Onların da çocuğu sınava girmiyor bu sene. Doğru. Öyle düşün. Bu her annede var. Yapacak bir şey yok. İleride biz öyle olmayız abla. Olmasın. Ama. Ben annemi diğer annelerle karşılaştırırsam hoş olur mu? Oo! Ya benim tamam. Bir günde integral öğrenir mi? Kanki hiç... Yani kanki diyorum. Ama boş ver. Bir günde öğrenilmez bence. O yüzden boş ver. İntegral çözmezsin yani. Ne olacak? Mesela ben kendi senemde size yarın için bir tane tüyo vereyim sadece. Kendi senemde biz integrali 6 ay gördük müfredatta ve integrale çok çalıştım aslında. Sınavda da 50 soruydu bizde. 60 dakika mı 50 dakika mı hatırlamıyorum. Şimdi ben soruları çözmeye başladım. İntegral soruları ardı ardaydı benim kitapçığımda. 4-5 integral sorusu vardı. Şey mantığı var. Çözemiyorum ama çözebileceğimi de biliyorum. O kadar çok zaman harcadım ki. Dedim ki ben 6 ay integral çalıştım ve çözmem lazım, es geçemem. İntegral sorularını o kadar çözmeye çalıştım ki diğer, atıyorum belki de kolay bir soru vardı, mantık sorusu vardı, atıyorum üslü sayılar sorusu vardı. Ben o soruyu göremeden o sınavı bitirdim integral çözeceğim diye. Belki integralden 5 soru çözeceğimi, 3 soru çözeceğimi, kolay sorulardan 10 soru çözebilirdim o zaman zarfında. Bu hataya düştüm. Öyle işte. Atıyorum şu an her konuya hakimsindir. Türev integral zor bir konu olduğu için çok zaman ayırmışsındır. Şey psikolojisine girme. Ben bunu 6 ay mı verdim çözeceğim diye kendine inatlaşma. Baktın olmuyor. Diğer sorulara bir göz at. Ondan sonra dönersin vaktin kalırsa. Bu da böyle bir tavsiye. Biri yazmıştı bana. AYT matematik için ne önerirsin diye bu. Evet. 2020'de girenlere türev integral çıkmadı. Doğrudur. Koronaya denk geldi ya, ondan dolayıydı galiba. Ama bizim okul AYT'de türev integralden başlamıştı 2020 senesinde. Zor oldular. Aaa şimdi anladım. İşte siz sorulara bir bakın. Bakmadığınız soru olmasın da bir soruyla inatlaşıp da 4 dakika 5 dakika harcama. Birinde harcıyorsan ikincisini harcama yani. Bir tane öyle hakkın olsun. Yani kendi için onu kendine göre ayarlayacaksın işte. Bazılarının zaman sıkıntısı yok, çok güzel de ben çok zaman sıkıntısı olan biriydim.
O yüzden öyle. Hatalarım oldu. O zaman gidelim ablam. Beni öp, barışmış bir şekilde gidelim. Sonra sinirim bu yaşta anlamaya başladı. Yanak. O zaman ben Yağmur yayında hala değil mi? Bakayım bir Yağmur yayında mı? Değil. Ha yayında. Yayında. Tamam ben Yağmur'a, Mert de yayındaymış. Yağmur'la konuşmuştuk en son, onu host atayım. Yayını yeni açmışsın. Yeni değil oğlum, 1,5 saat oldu. İzlersin yayını tekrar mı? 1,5 saat mi? Evet. Yarın eğer şey yaparsam, tekrar yayın açık olsam, bugün story atmayı unuttuk. Ben de diyorum bir şey unuttuk. Yayın story'sini unuttum. Ya Instagram'dan story ya da Discord'dan everyone atarak haber veririm. Yarın belki babamla babalar günü yemeği hazırlıyoruz. Mobilyeni gelebilir ama vakitler sınırlı işte. Akşam uçağımız var, sabah sınav var. O araya denk getirebilirsek. Ona bakacağım. O zaman görüşürüz diyorum. Bir dakika nasıl host atacağım ben? Chat'i açayım. Ben chat'e bir şey yazamıyorum şu an. Ay yanlışlıkla birini banlıyordum. Oğlum ben nasıl raid atacağım şu an? Bir dakika. Belki vlog'da çekerim, o da olabilir. Yayın değil, vlog da olabilir. Birazcık şöyle yaptım. Oğlum ben mobil yayında nasıl host atılıyor bilmiyorum. Yok yok atayım atayım. Siz gidersiniz de bazıları gitmez belki. Bir saniye bulmam lazım. Moderatörlerimin böyle bir yetkisi var mı? Takmaz'ı bir arasak ya. Ver. Takmaz arasana. Moderatörlerin böyle bir etkisi varsa ya Takmaz atsın Yağmur host'u. Chat'ten işte yazamıyorum. Şu an chat ekranında mesaj atma Allah. Kutusu yok bende. Chat'ten yazabilsem yazacağım zaten. Bende şu an chat'te yazı yazma yeri yok. Mustafa. Bir şey soracağım. Ben nasıl raid atacağım? Moderatörlerin raid atma etkisi var mı bizim kanalda? Bir yapsana Bulaş 2H ile. Şöyle bir şey var. Benim chatimde yazı yazma yeri yok. Ben bir şey yazamıyorum şu an. Yok abi vallahi yok şu an. Şey değil mi ya? Açılmıyor işte. Ben de onu deniyordum. Yanlışlıkla kişileri banlayacaktı. Sen bir dene. Başladıysa bana söyle. Hoparlör al telefonu şu an dene. Tamam konuşmam. Sen hoparlörü al ama. Tamam hadi bak telefonu kapatmadan bak. Arkadaşlar sizi bekletiyorum kusura bakmayın. Ekranım açık tabi post yer. Aa dik çevir belki gelir yazı ekrana demiş. Aa başladı moderatörler yapabiliyormuş. Takmaz sağ ol. Takmaz. Oldu oldu teşekkür ederim sağ ol. Hadi kapattım çok sağ ol. Ablam. Arkadaşlar raid başladı. Katılalım katılalım. Destekler destekler. Üst üste. Son bir bay bay diyelim o zaman. İleri görüşürüm sayesinde oldu yine bu. Takmaz helal olsun. Sağ ol. Anne görüşürüz demek ister misin? Küsmüşsün bana. Ya kötü ayrılmayın. İnsanların aklına şey. Üzülürler onlar. Bazıları üzülebilir yani. Barışın hadi. Üf ne barışacağım. Annem. Ay anne bir git. Biz onlara ayarlarız tamam. Yayın dışı ben sizi barıştırırım. İlk 30 bini hedeflemiş mi? Ya anne biz. Anne konuştukça batıyorum boş ya. Zınk gönderirim ben. Hadi hoşça kal. Tamam. Merin öp hadi. Görüşürüz de abla. Bay bay. Tamam bay bay. O zaman ben de çok öptüm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün hediye eden abonelik yazan okuyamadığım, mesajını okuyamadım, aboneliğini okuyamadım. Herkese kusura bakmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz diyorum. Yağmur'a selam söyleyin. Gitti herhalde ekran. Gitti mi? Böyle yaptım. Kapandı mı şu an? Oldum. Beni telefonu getir. Takmazı arayıp sorayım. Bilmiyorum gitti mi gitmedi mi? Gitti mi? Gitmemiş. Berin! Berin de gitti. Niye gitmedi? Berin abla telefonu... Abi yapıyorum. Bir telefonunu istiyorum. Benim telefonumdan yayın açıyoruz lütfen ya. Bir şey istiyorum ya. Berin abla telefonunu istiyor. Niye böyle bu çocuk sorunlu abi?
Kapalı şu an, gitti. Gitti mi? Bilmiyorum anne. Ver, sen telefonunu ver. Allah rızası için. Biri telefonunu verecek ya. Ama takmaz edeceğim ben de. Mustafa'yı. Gitmemiş. Kapalı şu an, gitti. Gitmiş mi, gitmemiş mi? Efendim, Nesrin deyip duruyorsunuz. Ne olacağını yazmıyorsunuz. Mustafa sen de kayıtlı mı anne? Evet. Berin beni hep böyle satıyor. Host gitti mi? Host gitti ama yayını kapamadı. Tamam tamam, o zaman hepinizi öptüm. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Berin birazcık tripliydi, o yüzden oldu. Kusura bakmayın. Tamam, kapattım. Hadi bay bay, kapadım. Nasıl kapanıyor? Bitiş. Yayını sonlandır.